Hadislerle Evlilik Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Büşra Ünsal Yetkindağ Eş Seçimi Hayat Arkadaşına Karar Vermek Bir gazve dönüşüydü. Zayıf ve yorgun devesi Cabir bin Abdullah'ın kafileden biraz geri kalmasına sebep olmuştu. Durumu fark eden peygamberimiz Cabir'in yanına gitti. Ona yardım etti ve devesini yola koydu. Yolculuğun kalan kısmını beraber sürdürdüler. Sohbet sırasında Resulullah bir ara sözü evliliğe getirdi ve bu genç sahabiye sordu. Evlendin mi Cabir? Evet ey Allah'ın Resulü diye cevapladı Cabir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bakireyle mi yoksa dulla mı diye sorunca dulla dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, Bakire birini alsaydın da birbirinize neşeli vakit geçirseydiniz ya buyurdu. Cabir durumu şöyle açıkladı. Ey Allah'ın Resulü! Babam Uhud günü öldürüldü. Geriye dokuz kız bıraktı. Yani benim dokuz kız kardeşim var. Ben de onları bir arada tutacak, saçlarını tarayacak, bakımlarını yapacak ve onlara göz kulak olacak bir kadınla evlenmek istedim. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz, Doğru yapmışsın. Artık sen Medine'ye varıyorsun. Akıllı davran. Eşine karşı sorumluluklarını yerine getir buyurdu. Medine'ye geldiklerinde de bu yeni evliliği desteklemek için Cabir bin Abdullah'a maddi yardımda bulundu. Peygamber Efendimiz fiziki ve ruhi bir beraberlik olan evlilikte kişinin eşiyle neşeli ve huzurlu vakit geçirmesinin kaynaşıp hemhal olmasının doğal bir ihtiyaç olduğuna ve eğlenirken bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini işaret etmişti. Eyliliklerin daha uyumlu ve devamlı olması için şartların imkan verdiği ölçüde en uygun şekilde eş seçimi yapılması gerekliydi. Allah Resulünün eş seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara dair tavsiye ve uyarıları her ne kadar erkeklere hitap ediyor görünse de taşıdığı hükümler bakımından her iki cinsi de kapsamaktaydı. Peygamber Efendimizin tavsiyelerinde bekarete vurgu yapması, eşlerin birbirlerine daha kolay alışıp bağlanmalarını temin etmeye yönelikti. Nitekim kendisi de Hz. Ayşe'nin dul ve bakire arasında tercih yapması istenildiği takdirde hangisini seçeceği yönündeki iması üzerine bakire olana işaret etmişti. Benzer şekilde bakire kızlarla evlenmeye bakın. Çünkü onlar daha tatlı sözlü, çocuk doğurmaya daha yatkın, ve daha kanaatkardırlar buyurmuştu. Sevgi dolu, tatlı sözlü, güler yüzlü ve sevecen olmak ailedeki huzurun temini, doğurganlıkta neslin devamı için tercih edilmekteydi. Ancak Peygamber Efendimizin daha önce zikredilen hadiste Cabir'in evlenmesinin gerekçesini dinledikten sonra isabet ettin şeklinde onaylaması ve Hz. Ayşe dışında bakire bir kızla evlenmemesi bu durumun kişilerin özel hallerine göre değişebileceğini işaret etmekteydi. Peygamber Efendimiz sadece meşru hayat sürdüren kadınlarla evlenmeyi hoş karşılamazdı. Bedir ve Uhud savaşlarına katılan Merset bin Ebu Merset güçlü kuvvetli olması sebebiyle Mekke'deki Müslüman esirleri Medine'ye taşırdı. Mekke'de Anak ismiyle anılan bir fahişeyi kastederek bir gün Hazreti Peygamber'e Ya Resulallah ana hakla eğlenebilir miyim diye sormuştu. Allah Resulü hiçbir şey demeden sustu. Bir müddet sonra zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Nur suresi 3. ayeti kerime nazil oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mersed'i çağırıp bu ayeti okuduktan sonra onunla evlenme buyurdu. Yine bu anlamda kendisine zina cezası uygulanmış bir erkek ancak kendisi gibi olan bir kadınla zaniye ile evlenebilir buyurarak zina eden kadın ve erkeklerin birbirleriyle evlenmeye daha layık olduklarını belirtmişti. Dolayısıyla nikah akdiyle evlenmenin meşruiyetle birlikte iffeti de sağladığı, zinanınsa iffetsizlik, çözülme ve fesat anlamına geldiği ifade edilmiş oluyordu. Peygamber Efendimiz Birlikte olacağınız eşler konusunda seçici davranın. Denginizle evlenin. Kızlarınızla emsalleriyle evlendirin hadisiyle de kefa yani denkliğin, eşler arasında uyumun ve evliliğin devamının sağlanmasında önemli bir etken olduğuna işaret etmiştir. Denklik, evlenecek kız ve erkeğin hassasiyetine bağlı olarak sosyal statü, çevre, eğitim, mali durum gibi konularla ilgili olabilir kefaet, daha huzurlu ve uyumlu aile ortamına zemin oluşturmak amacıyla tavsiye edilen bir husustur. Mesela eş adaylarından birinin iyi imkanlar içinde büyümüş ve iyi bir eğitim almış olmasına rağmen, diğerinin imkansızlıklarla yetişmiş, eğitim alamamış, hayata erken atılmak zorunda kalmış olması farklı açılardan sıkıntılar doğurabilmektedir. Nitekim Peygamber Efendimizin halasının kızı Zeynep binti Caşla, ile Zeyd bin Harise'nin evliliği Kur'an-ı Kerim'de bile konu edilmiştir. Resulüm, hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye, eşini yanında tut, Allah'tan kork diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır. Zeyd o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Ahzab suresi 37. ayeti kerime. Ayete konu olan Zeynep, soylu ve varlıklı bir ailenin kızıyken, Zeyd kölelikten azat edilmiş bir insandı. Hz. Peygamber Zeynep'le evlattığı olan Zeyd bin Harise'yi evlendirdi. Fakat anlaşamadılar. Zeyd zaman zaman Allah Resulüne şikayete gelir. O da Allah'tan sakınmasını, eşiyle birlikteliğini sürdürmesini tavsiye ederdi. Neticede yine geçinemeyip ayrılmak zorunda kalmışlardı. Eşlerin birbirlerine karşı saygı ve güven duyması, birbirlerini benimsemesi açısından kefaetin yani eşler arası denkliğin dikkate alınması gerekir. Zira Peygamber Efendimiz veda haccında Ey insanlar! Dikkat ediniz! Rabbiniz birdir, babanız birdir. Arabın aceme, Arap olmayana, acemin araba, beyaz tenlinin siyaha, siyah tenlinin beyaza bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvayladır buyurmuştur eğitim, kültür, sosyal statü gibi konularda denkliğin, eşlerin uyumlu bir birliktelik sürdürmelerine katkıda bulunduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bu durum aile huzuru açısından kefaetin yegane belirleyici olduğu anlamına gelmez. Nitekim Hz. Peygamber'in Zeyd ve Zeynep'in evliliğine aracı olması, ayrıca cariyelerini güzelce eğittikten sonra azat ederek onlarla eğlenenlerin iki kat sevap alacağını bildirmesi, şahısların durumuna göre kefaetin öneminin de değişebileceğini göstermektedir. Benzer bir şekilde Peygamber Efendimiz döneminde Mekke'nin ileri gelen ailelerinden birine mensup olan Ebu Huzeyfe bin Utbe, evlat edindiği azatlı kölesi Salim'i kardeşi Velid'in kızı Hint'le evlendirmiştir. Mekkeli bir aile tarafından evlat edinilmiş olan Miktat bin Esved de Abdurrahman bin Af'ın kızına talip olmuş. Ancak Abdurrahman bu teklifi kabul etmediği gibi ona kızmıştır. Daha sonra Peygamber Efendimiz Miktad'ı teselli etmek üzere onu amcası Zübeyir'in kızı Duba'a ile evlendirmiştir. Peygamber Efendimiz kadınla dört şey sebebiyle evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanı seç ki berekete erişesin buyurarak, evlenirken göz önünde bulundurulabilecek bazı vasıflara işaret etmiştir. Eşinin zengin, toplumda tanınan ve saygı gören bir aileye mensup, ayrıca düzgün bir fiziğe sahip olmasını istemek tabi bir durumdu. Nitekim resul Ekrem, yanına gelip ensardan bir kadınla evlenmek istediğini söyleyen sahabiye, onu gördün mü diye sormuş, Sahabi hayır deyince de öyleyse git de ona bir bak. Çünkü Ensar'ın gözleri biraz farklıdır. Küçük ve mavidir buyurmuştur. Hudeybiye Barış Antlaşması görüşmelerinde Peygamber Efendimizin koruyuculuğunu yapan Mugire bin Şube'de evlenmek istediğini söyleyince ona da eğleneceği hanıma bakmasını ve bu durumun aralarındaki sevgi ve kaynaşmayı artıracağını söylemiştir. Hayatın en mühim kararlarından biri olan eş seçiminin gerek kadınlar gerekse erkekler açısından en önemli kriterinin ise dindarlık ve güzel ahlak olduğu anlaşılmaktadır. Hadisin sonundaki "Sen dindar olanı tercih et ki berekete erişesin" bölümü bunu açıkça ifade etmektedir. Resulullah'ın berekete erme yolundaki dilek ve dua cümlesi hem dünyada hem de ahirette saadete kavuşma temennisini ifade eder. Ehlilik, temelleri bu dünyada atılsa da ahirete kadar uzanacak olan bir beraberliktir. Ona süreklilik ve anlam kazandıran sırsa eşlerin dindar ve güzel ahlak sahibi olmalarıdır. Zenginlik, asalet ve güzellik gibi diğer özellikler geçicidir. Halbuki yuvadaki geçim, huzur ve mutluluğun devamlılığı, Ailenin sıkıntılara karşı metanetli olması, dini hassasiyet ve ahlaki olgunluk gibi iki temel değerle mümkündür. Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Mecliste hazır bulunanlar bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine Konuştuğunda dinlenmeye layık biridir derler. Resulullah bir süre söküt eder. Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Orada bulunanlar bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığı kabul görmeye ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık değildir derler. Bunun üzerine Resulullah, bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurur. Sevgili peygamberimiz eş seçiminde asıl olan değerleri bir kenara bırakarak geçici vasıfların cazibesine kapılmamaları konusunda inananları şöyle uyarır. Kadınlarla sırf güzellikleri sebebiyle evlenmeyin. Güzellikleri onları helak edebilir. Hatalı davranmaya sevk edebilir. Onlarla malları sebebiyle de evlenmeyin. Malları da onları taşkınlığa, günaha götürebilir. Fakat onlarla dindarlıkları sebebiyle evlenin. Burnu kesik, kulağı delik, siyahi, dindar vicari diğerlerinden daha üstündür. Aynı husus erkeklerin dindarlığı için de geçerlidir. Nitekim Peygamber Efendimiz bir gün asabına, dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size dünür olarak geldiğinde onu kızınızla nikahlayın. Böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve bozgunculuk çıkar buyurur. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, eğer o kimsede denklik bakımından bir eksiklik varsa deyince Peygamberimiz, dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size dünür olarak geldiğinde onu kızınızla nikahlayın cümlesini üç defa tekrarlayarak dindarlık ölçüsünün esası olduğuna, diğer özelliklerinde ancak bununla anlam kazanabileceğini işaret etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in kötü kadınlar kötü erkekleri, kötü erkekler de kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkekleri, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. Nur Suresi 26. ayetinde, ehlilikte temiz ahlak, ve temiz yaşantının esası olduğuna ve insanların bu ölçülerle birbirlerine denk olabileceğine işaret edilmektedir. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Nur suresi 3. ayeti kerimede de evlilikte asıl hususun iffet ve ahlak olduğu belirtilmiştir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar ki öğüt alıp düşünsünler. Bakara suresi 221. ayeti kerimede de Allah inancı olmayanla makam, mevki bakımından ne kadar üstün olursa olsun, mal bakımından ne kadar zengin olursa olsun, güzellik bakımından ne kadar etkileyici olursa olsun evlenilemeyeceği belirtilmiştir. Ehli kitap kadınlarla evlenme hususunda ise, mümin kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz şartıyla namuslu olmak, zina etmemek, ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir buyurulmaktadır. Maide Suresi 5. ayeti i Kerime'de. Dolayısıyla Müslüman kadınlarda olduğu gibi Yahudi ve Hristiyan kadınlarda da iffetin en önemli özellik olduğu görünmektedir. Allah Teala kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.'' Rum Suresi 21. ayeti kerimenin beyanıyla eş ihtiyacının insan fıtratında var olduğunu, bunu meşru biçimde karşılayan evliliğin ise sevgi ve rahmet temelleri üzerine kurulması gerektiğini belirtmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ali'ye hitaben söylediği şu sözleriyle evliliğe teşvikte bulunmuştur. Ey Ali! Üç şeyi geciktirme. Vakti geldiğinde namazı kılmayı, hazır olduğunda cenazeyi defnetmeyi, dengini bulduğun zaman eşi olmayan kadını evlendirmeyi. İnsan sevgi ve rahmeti elde etmek amacıyla gayret gösterir. Bir eşle hayatın zorluklarını aşmayı ve güzelliklerini paylaşmayı ister. Evlenme çabası içine girer. Kimi zaman güzel, kimi zaman kariyer sahibi, kimi zaman şöhretli Kimi zaman dindar ve ahlaklı eşler aranır. Elbette bütün bunlar önemlidir, önemsenmelidir. Her insanın kendine göre beğenileri, tercihleri, idealleri vardır ve hayatının belli dönemlerinde bunlara uygun kararlar alır. Ancak insan hayatında en önemli kararlardan biri olan eş seçiminde aranması gereken en önemli husus dindarlık ve ahlaki erdemlere bağlılık olmalıdır. Çünkü bu ölçüye uygun olarak yapılan bir evlilik sadece dünyada huzur ve mutluluğa değil, ahiret hayatında da ebedi saadeti ulaştıracaktır. Nitekim Kur'an'da cennete giren bahtiyar kimseler anlatılırken şöyle buyurulmaktadır: Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlara kurulurlar. Yasin Suresi 56. ayeti kerime. Evlenmek Hayatı Paylaşmak Peygamberimizin süt kardeşi olan Osman bin Maz'un, dünyadan el etek çekmeye ve her türlü dünya nimetinden uzaklaşarak ibadete yönelmeye karar vermişti. Hatta kendisini ibadete öylesine adamıştı ki, bakımlı bir hanım olan eşi Havli'yi bile gözü görmez olmuştu. Bir gün Havli'nin dağınık ve mutsuz görünümü Peygamber Efendimizin dikkatini çekti. Hazreti Ayşe'ye bunun sebebini sorunca o da Osman bin Mas'un'un bütün günü oruçla ve bütün geceyi namazla geçirmesi sebebiyle Havle ile ilgilenmediğini anlattı. Havle eşini kaybeden bir kadın gibi kendini bırakmış, yalnız ve bakımsız bir ruh haline bürünmüştü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Osman'ı yanına çağırarak Yoksa benim hayat tarzımdan yüz mü çevirdin diye sert bir ikazla bulundu. Sonra da inananları dengeli bir hayata çağıran şu cümleler mübarek dilinden döküldü. Ben hem uyurum hem namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Kadınlarla da evlenirim. Allah'tan kork ey Osman. Bilesin ki ailenin senin üzerinde hakkı var. Misafirinin senin üzerinde hakkı var. Vücudunun senin üzerinde hakkı var. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz namaz kıl, biraz da uyu. Saad bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre, Osman bin Maz onu örnek alarak kendini tamamen ibadete vermek için kadınlardan uzak duran, hatta işi kendilerini hadınlaştırmaya kadar vardırmayı düşünen bir grup zahit sahabe daha vardı. Ancak Resulullah'ın Osman'a olan uyarılarını duyunca bu işten vazgeçtiler. Zira Allah Resulü'nün getirdiği mesaj tabi ve fıtri ihtiyaçları yok saymıyordu. Önemli olan iffetli bir hayat çerçevesinde eşe duyulan ihtiyacı meşru bir şekilde gidermekti. Temiz ve iffetli bir hayat sürmenin yoluysa ilk insandan beri var olan aileydi. Bu yüzden İslam'da evlenip aile kurma özendirilirken, bekar kalma, hatta ömür boyu evlenemeyecek şekilde kendisini hadınlaştırma yasaklanmıştı. Allah'a daha fazla ibadet edebilmek gayesiyle de olsa, aile hayatının telkine ve cinsel duyguların köreltilmesine izin verilmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evliliği ve eşini ihmal edenlere yönelik uyarılarıyla, ileride dinde çıkabilecek aşırılıkların yolunu daha baştan kapatmıştı. Yemek, içmek, dinlenmek, evlilik, sosyal hayatın içine karışmak gibi dünyevi zevk ve ihtiyaçlardan uzaklaşmanın takva olmadığını belirtmişti. Dünya ile irtibatı kesip sadece ibadetle meşgul olmayı ruhbanlık olarak değerlendirmiş ve yasaklamıştı. Ehlilik, peygamberlerin değişmeyen sünnetlerindendir ve Rahat Suresi 38. ayeti kerimede belirtildiği üzere peygamberlerin de eşleri ve çocukları olmuştur. Risalet öncesinde Hazreti Hatice ile onun vefatından sonra da diğer eşleriyle evlenmiş olan sevgili peygamberimiz ''Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Eğlenin, çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyurmuştur. Allah Resulü'nün bu uyarısı dışlama olarak değil, evliliğe teşvik olarak anlaşılmalıdır. Ailenin temeli olan evliliğin fert ve toplumu açısından pek çok faydası vardır. Her şeyden önce evlilik karşı cinsler arasında huzur ve sevgi kaynağıdır. Kadın ve erkek evlilik yoluyla sükun ve mutluluğa kavuşur. Allah'ın evlilik yoluyla eşler arasında sevgi, şefkat, merhamet, kaynaşma ve yakınlaşma duygularını yaratması onun varlığının işaretlerindendir. Rum suresi 21. ayeti kerimede belirtildiği üzere. Evlilik kişiyi günahlardan ve çeşitli kötülüklerden alıkoyar. İffet kavramıyla ifade edilen bu koruma, Kur'an'da kurtuluşa eren müminlerin özellikleri arasında sayılmıştır Mü'minun suresi 6. ayeti kerimede. Ancak iffetli olmak sadece mahrem yerlerin haramdan korunmasıyla sınırlı değildir. İffeti korumak, günaha yaklaştıracak vesile ve ortamlardan uzak durmayı da kapsar. Bu yüzden Yüce Allah, mü'min erkeklerin ve mü'min kadınların gözlerini harama bakmaktan sakınmalarını emreder. Nur suresi 30 ve 31. ayeti kerimede. Bu hususta Rabbimizin cinsiyet farkı olmaksızın kadına da erkeğe de yüklediği iffet sorumluluğu aynıdır. Nitekim Kur'an'da kadın ve erkek birbirlerini bürüyüp koruyan ve tamamlayan birer elbiseye benzetilmektedir. Bakara Suresi 187. ayeti kerimede. Eşlerin birbirlerine örtü olmaları, şehvet duygularını kontrol edip kötü yollara düşmekten kaçınmaları, birbirlerinin iffetlerini koruyarak ahlaki bir bütünlük oluşturmaları demektir. Kur'an'da ellilik için muhafazalı ve iffetli olmak anlamına gelen muhsan tabirinin kullanılması da çiftlerden her birinin evlenmekle günahtan, arzuların baskısından, hayatın bir takım tehlikelerinden korunmuş olacağını göstermektedir. Nitekim bazı rivayetlerde kişi evlendiğinde dinin yarısını tamamlamıştır diğer yarısı içinde Allah'tan korksun denilmektedir. Sevgili Peygamberimiz özellikle gençlerin evlilik hayatıyla yakından ilgilenmiş, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunmuştur. Evlenmeye gücü yetenlerin gecikmek sizin evlenmelerini tavsiye etmiştir. Çünkü evlilik iffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temel taşıdır. Nesil emniyeti, temiz ve sağlıklı bir toplumun ancak bu sayede güvence altına alınabilir. Bu bağlamda genç sahabi Abdullah bin Mesud'un anlattığına göre Allah Resulü bir gün çevresindeki gençlere şöyle buyurmuştur. Ey gençler topluluğu! Evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır. Bekarların evliliğe adım atmasında bütün müminlere sorumluluk yükleyen Yüce Allah şöyle buyurur. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.'' Nur suresi 32. ayeti kerime. Peygamber Efendimiz de iyi erkeklerle iyi kadınları birbirleriyle evlendirin buyurarak ilahi emri bir kez daha teyit etmiştir. Yine Peygamberimizin ifadesine göre Cenabı Hakk'ın iffetini korumak için evlenene yardım etmesi bir haktır. Allah Resulü bizatihi insanların aile hayatlarını yakından takip ederek bu emri uygulamaya çalışmıştır. Onun yolundan giden ashab-ı da gençleri evlendirme konusunda duyarlı davranmıştır. Sahabe içinde imkanı olduğu halde evlenmeyen genç olmadığı gibi eşini kaybedenlerin veya eşinden ayrılanların da uzun süre dul kalmadıkları, bir an önce evlenmeye çalıştıkları görülmüştür. Evliliğin ne denli önemli olduğunu bildikleri için onlar bu konuda daima birbirlerine yardımcı olmuşlardır. Örneğin Osman bin Affan henüz genç olan Abdullah bin Mesud'u Mina'da bir kenara çekerek arzu ederse kendisini evlendirmek istediğini belirtmiş. İbni Abbas ise Said bin Cübeyr'e evlenmesini tavsiye etmiştir. Bazı dini inanç mensuplarınca bir tür dindarlık belirtisi olarak görülen bekar kalma, ruhbanlık, tebettül İslam'da hoş görülmemiştir. Ehlilikle ilgili bazı yanlış anlayış ve uygulamaları düzelten Peygamberimiz, dini kaygılarla da olsa evlilikten uzak durulmasına karşı çıkmıştır. Tıpkı Osman bin Maz'un gibi daha fazla ibadet edebilmek amacıyla ailesini ihmal eden güzide sahabisi Abdullah bin Amr'a yaptığı uyarılar bunun açık bir örneğidir. Ancak tarih boyunca İslam alimleri arasında ekonomik yetersizlik, ilmi yoğunluk ve diğer bazı sebeplerle az da olsa evlenmeyenler olmuştur. Çeşitli asırlarda Taberi, Zemahşeri, Nevevi, İbni Teymiye ve Muhammed Hamidullah gibi hayatlarını tamamen ilme vakfeden bekar alimlere rastlanmaktadır. Şüphesiz ideal ve yaygın olan tutum Hz. Peygamber'in yolunu izlemektir. Evlilikte çoğu zaman göz önünde bulundurulan tercih sebepleri zenginlik, soyluluk, güzellik ve dindarlıktır. Ancak insanlar genellikle geçici vasıflar olan zenginlik, soyluluk ki günümüzde bunun yerine kariyer evliliği almıştır ve fiziksel güzelliğe önem verirler. Ve esas kalıcı olan ahlak güzelliğini, dindarlığı ihmal ederler. Peygamber Efendimiz, kadınla dört şey için evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini için sen dindar olanını seç ki elin bereket görsün buyurarak eğlenecek kişileri geçici heveslere ve zevklere kapılmama konusunda uyarmış dindarlık ve huy güzelliğini öncelikli olarak değerlendirmelerini bu sayede berekete nail olmalarını istemiştir çünkü kadınla ruhi kaynaşmayı sağlayan şekli ve zahiri beraberliği samimi kılan onun iffetidir yani kötü huylardan uzak, temiz ve pak bulunması, çirkin sayılan şeylerden arınmış olmasıdır. Aynı durum erkek için de geçerlidir. Bu yüzden eş sevgisi sadece geçici olan fiziki güzelliğe bağlanmamalıdır. Zira fiziksel güzelliğin gün gelip yok olmasıyla insan en muhtaç olduğu dönemde beklediği ilgi ve sevgiyi kaybedebilir. Kadının en cazip yanı ve asıl güzelliği ise kadınlığa has zarafet ve nezaket içindeki davranışlarıdır. En değerli yönü de samimiyeti ve şefkatidir. Onun bu güzelliği ömrünün sonuna kadar artarak devam eder. Bu kalıcı güzelliği sayesinde ona olan sevgi muhafaza edilmiş olur. Evlenecek çiftler rızkı verenin Allah olduğunu hatırlamalı ekonomik endişelerin evliliklerini zedelemesine izin vermemelidirler. Aileler de bu konuda anlayışlı davranmalı, evliliği kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapmalıdırlar. En hayırlı nikah en kolay olanıdır hadisi hem evlenecek çiftlere hem de ailelerine rehber olmalıdır. Aksi takdirde evlilik yolu tıkanır, toplumda bozulma ve ahlaki çöküntü başlar. Günümüzde evliliklerin çok pahalı olması sebebiyle evlenmek istedikleri halde evlenemeyen Müslüman gençlerin durumu bazı ülkelerdeki en önemli sosyal problemler arasında sayılabilmektedir. Ekonomik sebeplerle sıcak bir aile yuvası kuramadan orta yaşlara giren bu kimselerin hayattan beklentileri, ümitleri, hayalleri, planları tükenebilmektedir. Bu durum onları bazen psikolojik rahatsızlıklara, bunalımlara, hatta intihara, bazen de nefse uyup evlilik dışı ilişkilere sürükleyebilmektedir. Netice olarak İslam, iffetli bir toplum oluşturmak için evlilik dışı ilişkileri şiddetle yasaklamış, buna karşın evliliği özendirmiş ve kolaylaştırmıştır. İslam'a göre doğal ve fıtri bir gereklilik olan evlilik, hem kadın ve erkek için huzur ve sükun kaynağıdır, hem de yeni nesillerin sağlıklı olarak yetişebildiği en uygun ortamdır. Yapılan ideal bir evlilik, eşlerin hem dini hayatlarını hem de rızlarını ve nesillerini koruma altına alacaktır. Müslüman bir bireyin mutluluğu uygun bir evlilikle, huzurlu bir toplumsa sağlam temeller üzerine kurulmuş aile yuvalarıyla sağlanacaktır. Diğer bir ifadeyle, ailenin korunması, toplumunda korunması ve geleceğe ümitle bakabilmesi anlamına gelecektir. Şüphesiz mutlu bir evlilik herkesin dileğidir. Bu amaçla gerekli çabalar gösterildikten ve şartlar yerine getirildikten sonra aile huzurunun devamı için ayrıca dua da edilmelidir. Kur'an'da Rahman'ın kullarının ağzından müminlere şu dua öğretilir. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Furkan Suresi 74. ayeti kerime. Nikahın şartları. Sorumluluğu ağır bir sözleşme. Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitmişti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi, dedi. Ayşe annemiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım, dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince, Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Durumu tetkik etmek, ve fikri sorulmadan eğlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Genç kız gördüğü bu ilgi, saygı ve hassasiyet karşısında duygulandı. Ey Allah'ın Resulü dedi. Aslında babamın yaptığı işi sonradan onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim. Böylece nikahın ancak rızayla mümkün olacağına, ve genç kızların görüşünü almanın peygamber sünneti olduğuna şahit olmuş, yüreği ferahlamış, kendisinden sonraki nesillere de hayati bir mesaj bırakmıştı. Örnek bir aile oluşturmak isteyen sevgili peygamberimiz o günün toplum yapısında saygınlığı ve hakları gözetilmeyen kadının varlığına ve fikirlerine değer veriyor, hayatının en önemli kararı olan nikah konusunda görüşüne başvurulup rızasının alınması gerektiğine işaret ediyordu. Nitekim bir defasında da dul veya bakire olsun nikah sırasında kadının mutlaka izninin alınması gerektiğine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştu. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla kendisinden izin alınmadıkça da bakire kızla nikah yapılmaz. Oradaki sahabiler, Ya Resulallah bakire bir kızın izni nasıl olur diye sorunca sessiz kalmasıyla buyurmuştu. Eğlenecek kızların iznini önemseyen Allah Resulü, diğer taraftan, veli izni olmadan nikah olmaz. Hangi kadın velilerinin izni olmadan kendi kendine nikahlanırsa, nikahı geçersizdir. Eğer erkek o kadınla beraber olmuşsa, bunun karşılığı olarak ona mehir vermesi gerekir. Eğer veliler anlaşamazlarsa, Velisi olmayanın velisi yetkili mercidir buyurarak nikah gibi önemli bir konuda velinin baba, dede veya kardeş gibi birinin görüşünün alınmasının önemine işaret etmişti. Bu hadisler aile büyüklerinden veya yetkili otoriteden izin alınmadan veliden habersizce yapılabilecek gizli evliliklere karşı alınmış bir tedbirdi. Ebeveynin yıllar boyunca şefkat ve itina ile büyüttükleri çocuklarının onların rızalarını almadan evlenmelerinin çeşitli istismarlara yol açabileceği endişesiyle rahmet elçisi bu tavsiyelerde bulunmuştu. Konuyla ilgili hadisler beraber okunduğunda Allah Resulü'nün kız çocuklarının izni olmadan evlendirilmelerini hoş karşılamadığı gibi, kız çocuğunun da kendi başına velisinden habersiz, izinsiz bir şekilde evlenmesinde hoş karşılamadığı anlaşılır. Peygamber Efendimiz muhtemel suistimallerin önlenmesi için izin verecek velinin de rüşt sahibi yani doğru karar verme kabiliyeti olan, aklı selim sahibi bir kimse olması gerektiğini belirtmiş ve ehliyesiz velilerin kararlarının da makbul olmadığını söylemiştir. Buna göre velilerin yetersiz kaldığı, bulunmadığı ya da yetkilerine kötüye kullandıkları durumlarda yetkili otorite, Derhal müdahale edip yetkisini kullanabilecektir. Velayet konusu kadınlar açısından bir tahakküm veya bir yetki gaspı şeklinde değil de yol gösterme, sorumluluğu paylaşma şeklinde değerlendirildiği takdirde hem kadınların hem de dünyaya gelecek çocuklarının haklarını en iyi şekilde korumaya yönelik olduğu anlaşılacaktır. Özellikle Peygamber Efendimiz zamanında kadınların haklarının korunması amacıyla sorumluluğun bu şekilde paylaşılması olabilecek haksızlıkları önlemeye yönelikti. Aksi takdirde sahipsiz, kimsesiz kalan kadınların haklarını istismar etmek daha kolay olabilecekti. Velayet ve izin konularının bu şekilde önemsenmesinin asıl sebebi ise evliliğin gerekli araştırmalar yapılarak sağlam temeller üzerine tesis edilmesi, telafi edilmesi zor hataların önüne geçilmesi ve eğlenecek tarafların aileleri arasında kaynaşmayı sağlamaktı. Peygamber Efendimiz muhtemel gizli evliliklere fırsat verilmemesi için nikahın aleni yapılmasını, topluma duyurulmasını son derece önemsiyordu. Ona göre haram olan ilişkiyle helal olan nikah arasındaki ayırıcı özellik tef çalmak ve şarkı söylemek suretiyle duyurmaktır. Kutlu Nebi, nikah temeli üzerine kurulu bir toplum oluşturuyordu. Bu toplumda sefahat ve başıboşluğun yeri olmamalıydı. Kutsal aile müessesesinin şenlik havasında dost ve akrabaların katılımıyla kurulmasını istiyordu. Toplumun nüvesini oluşturacak olan ailenin oluşumunda toplumdaki birçok birey sevinç ve heyecan içinde bu mübarek merasime şahit olmalıydı gizli saklı insanların katılımından ve şahit dinden kaçarak gerçekleşen evlilikler her zaman şüpheliydi. Onun için peygamberimiz farklı vesilelerle aynı cümleyi tekrarlıyordu. Bu nikahı ilan edin. Onu camilerde gerçekleştirin. Çünkü o dönemde camiler, mescitler duyurunun yapılacağı en uygun mekanlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Abdurrahman bin Af'ın üzerinde düğünlerde sürülen sarı renkli zaferan isimli kokunun izlerini görünce bu nedir diye sormuş. Abdurrahman da ya Resulallah bir hurma çekirdeği kadar altını mehir vererek bir kadınla evlendim cevabını vermiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber Allah'ın bereket ihsan etmesini dileyerek kendisini tebrik etmiş ve bir koyun keserek de olsa insanlara düğün yemeği ikram etmesini istemiştir. Böylece bütün insanların davet edildiği bir velime, düğün yemeğiyle taçlandırılan nikah, meşru olarak kabul edilmiş ve insanların bunu uygulaması istenmiştir. Bir başka hadisi şerifte ise nikah esnasında en az iki adil şahidin hazır bulunması gerektiğinden bahsedilmektedir. Aslında nikahın gizli olmaması def eşliğinde meşru eğlence ile ilan edilmesi, velime verilerek imkanları ölçüsünde camide veya kalabalığın oluşabileceği yerlerde kıyılması, sadece iki şahit değil birçok şahidin bulunmasını temin etmeye yönelik uygulamalardı. Yüce Allah bu konuda kadınlara mehirlerini gönül rızasıyla cömertçe verin buyurmaktadır Nisa suresi 4. ayeti kerimede. Ayette geçen mehir anlamındaki sadukat kelimesi sadakatle aynı kökten gelmekte ve erkeklerden birlikte yuva kuracakları eşlerine olan sevgi, muhabbet ve sadakatlerini bir miktar mal vererek göstermeleri istenmektedir. Erkek evleneceği kadına bunu vererek gönül yakınlığı kuracak, fedakarlık ve evlilik isteğinde samimi olduğunu göstererek sadakatini teyit edecektir. Bu da Ömür boyu devam edecek birliktelikte sadakati gösteren ilk belirti olması bakımından önemli bir uygulamadır. Ehlilik sırasında erkeğin verdiği mehir onun sadakatini ifade ettiği gibi kadın açısından da maddi bir güvence anlamına geliyordu. Önemine binaen Allah Resulü şüphesiz şartların yerine getirilmeye en layık olanı kadınları kendinize helal kıldığınız mehir şartıdır buyuruyor. Ve bir başka münasebette de bunun kadının hakkı olduğunu bildiriyordu. Evlenecek olup da maddi durumu iyi olmayan bir sahabiye demirden bir yüzük dahi olsa bulup kadına vermesini isteyen peygamberimiz, nikah akti sırasında kadına verilecek mehrin gerekli olduğuna işaret etmişti. Ancak mehrin miktarı evlenecek kişilerin maddi durumlarına ve yöresel şartlarına göre belirlenecekti. Mehir miktarı belirlenirken aşırıya gitme ihtimaline karşılık nikahın en hayırlısı en kolay olanıdır. Kadınların en bereketli olanı mehir konusunda en fazla kolaylık sağlayanlarıdır buyurarak da itidali tavsiye ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günkü şartlarda çevresindeki insanların ekonomik imkansızlıklarını da göz önüne almaktaydı evleneceği eşine verebileceği hiçbir maddi varlığı olmayanlar için de farklı önerilerde bulunmuştu. Bu durumdaki kadın ve erkeğin kendi aralarında anlaşmaları halinde sadece maddi değere sahip malların değil, manevi değeri yüksek olan bir şeyin de mehir olabileceğini belirtmişti. Nitekim evlenmek isteyip de hiçbir mal varlığı olmayan bir sahabiyi Kur'an'dan ezberinde bulunan sureleri eşine öğretmesi karşılığında bir kadınla evlendirmişti. Mehiri kadının en tabi hakkı olarak gören Peygamber Efendimiz, cahiliye döneminden kalan ve şigar denilen evliliği de kaldırmıştır. Kültürümüzde değiş tokuş denilen bu nikah çeşidinde erkekler, mehir vermeksizin velayetleri altında bulunan kızlarını veya kız kardeşlerini karşılıklı olarak değişmekteydiler. Böylece o dönemin insanları şigar nikahıyla mehir ödeme sorumluluğundan kendilerini kurtarmış oluyorlardı. Bu sebepledir ki Hz. Peygamber, günümüzde mehir ödemeden yapılan bazı berdel usulü nikahlar da dahil olmak üzere bu tür mehirsiz nikahı yasaklamıştır. Huzurlu bir toplum oluşturmayı hedeflemiş olan İslam, bu huzurun öncelikle aile yuvasında sağlanabilmesi açısından birtakım takım sınırlar da koymuştur. Bazı evlilikleri engelleyen hatta yasaklayan bu sınırlar hep birey ve toplumun mutluluğu içindir. Allah Teala evlenilmeleri yasak olan kadınlar hakkında şöyle buyurur. Size şunlarla evlenmek haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz hanımlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, eğer anneleriyle zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenize size bir günah yoktur. Öz oğullarınızın hanımları ve iki kız kardeşi nikah hatında bir araya getirmeniz. Ancak geçenler, önceden yapılan bu tür evlilikler başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Nisa Suresi 23. Ayet-i Kerime Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 24. Ayet-i Kerime'de evli kadınlarla evlenilmesi haram kılınmış, Resulullah da kadının hala ve teyzesiyle bir arada aynı nikahta birleştirilmesini yasaklamıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki kız kardeşle aynı anda evli olan Feyruz et Deylemi Müslüman olunca ondan o kardeşlerin birini boşamasını istemiştir. Muhtemelen cahiliye dönemindeki uygulamanın etkisiyle Peygamber Efendimizin eşi Ümmü Habibe radıyallahu anha kız kardeşi Azze'yi kendisine kuma olarak nikahlamasını Resulullah'a teklif etmiş, bu sayede kardeşinin de peygamber eşi olma şerefine ermesini istemiş ancak peygamberimiz bunun helal olmadığını bildirmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, nesep yoluyla haram olanlar emzirme yoluyla da haram olur buyurarak, aynı anneden süt emen çocukların kardeş mesabesinde olduklarını, dolayısıyla süt kardeşler arasında evliliğin kesinlikle haram olduğunu bildirmiştir. Kendisi de onunla evlenmesi konusunda bahsi geçen bir hanımın süt akrabası olduğunu belirterek, böyle bir nikahın olamayacağını dile getirmiştir. Allah Teala boşanmış veya kocasının ölümüyle dul kalmış kadının evlenebilmesini de belli şartlara bağlamış. Bunun için hamile olmayan boşanmış kadının 3 adet süresi, hamile olmayıp kocasının ölümüyle dul kalan kadının ise 4 ay 10 gün iddet beklemesi gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca Cenab-ı Hak hamileyken boşanan veya kocası ölen kadının iddet süresinin doğumla biteceğini buyurmuştur. Talak suresi 4. ayeti kerimede. Buna paralel olarak Allah Resulü de bu durumda olan bir kadına ancak doğumdan sonra yeni bir nikah yapılabileceğini bildirmiştir. Müminlerin ehli kitap haricindeki inanmayan kadınlarla evlenmeleri ve onları nikah hatında tutmaları da yasaklanmış, ayrıca mümin hanımların inançsız erkeklerle evlenmelerinin helal olmadığı bildirilmiştir Mümtehine Suresi 10. Ayet-i Kerime'de Hz. Peygamber, ehli kitap kadınlarını nikahlamakla ilgili kendisine yöneltilen sorulara Allah'ın şu emrini tebliğ etmiştir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Maide Suresi 5. ayeti kerime. Bu ayette Müslüman erkeklerin ehli kitaptan olan hanımlarla evlenmelerine izin verildiği halde, Müslüman bir hanımın ehli kitaptan bir erkekle evlenmesinden söz edilmemektedir. Ancak peygamberimizin ashabından Cabir bin Abdullah Müslüman erkeklerin ehli kitap kadınlarıyla evlenebileceği Müslüman kadınların farklı din mensupları ile eğlenemeyecekleri görüşünü dile getirmiştir. Peygamber Efendimizin yasakladığı nikah çeşitleri içinde mut'a, geçici nikah da bulunmaktadır. Bazı zaruretlere binaen, Hz. Peygamberin geçici nikaha izin verdiği yönünde rivayetler bulunmakla beraber, daha sonra onun şu hadiste bu nikah türünü kesin olarak yasakladığı anlaşılmaktadır. Ey insanlar! Ben kadınlarla mut'a nikahı yapma hususunda size izin vermiştim. Muhakkak ki Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Bu yasaktan haberdar olan Hazreti Ali, mut'a nikahı yapmakta sakınca görmeyen bir adama "Sen yanılıyorsun. Muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mut'a nikahını ve ehli eşek eti yemeyi Hayber günü yasakladı." diye karşı çıkmıştır açıkça görülmektedir ki Hz. Peygamber'in nikahla ilgili bütün düzenlemeleri aile birliğini kurarken sağlıklı adımlar atmak, toplumun yapısını sarsan uygulamaları ortadan kaldırmak, aileyi haya, iffet, karşılıklı sadakat, vefa, saygı ve sevgi esasları içinde kurumsal bir varlık kazandırmak içindir. Bütün bunlar eşler ve çocukların İslam ailesinin kurumsal varlığı sayesinde kendilerini huzur, şefkat ve güven içinde hissedebilmelerine dönük tedbirlerdir. Resul-i Ekrem'in ifade ettiği gibi birbirini sevenler için nikah gibisi yoktur. Sahih nikah, mutlu bir yuva için sağlam bir temel. Hz. Ayşe validemiz İslamiyet gelmeden önce yaygın olan nikah çeşitlerini şöyle anlatıyor. Cahiliye döneminde dört türlü nikah vardı. En yaygın olanı aile büyüklerinin onayı alınıp mehir miktarı belirlendikten sonra yapılan nikahtı. İkincisi bir erkeğin eşini toplumun önde gelenlerinden birine göndererek onunla birlikte olmaya zorladığı, eşinin ondan hamile kaldığı belli olana kadar eşine yaklaşmayarak onun nesebinden, asaletinden istifadeyi amaçladığı nikahtı. Bu nikah çeşidine nikahul istibda adını verirlerdi. Üçüncü nikah çeşidi, kadının beraber olduğu erkeklerden birini seçerek doğurduğu çocuğu ona nispet ettiği, böylece artık evli sayıldıkları nikahtı. Dördüncü nikah çeşidi ise, evlerinin önüne bayrak şeklinde birer işaret asarak erkekleri davet eden ve birçok erkekle beraber olan kadınların doğumdan sonra benzerlikten yola çıkarak akrabalık tespit eden tecrübeli kimseleri çağırıp hangi erkeğe benziyorsa çocuğu ona nispet ettikleri nikahtı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak dinle gönderilince insanların bugün uyguladıkları nikah dışındaki bütün cahiliye nikahlarını iptal etti. Cahiliye dönemi hayatın her alanında olduğu gibi, ehlilik konusunda da birçok yanlış uygulamanın var olduğu bir dönemdi nikahın değerine ve önemine yakışmayan bu uygulamalar çoğu zaman kadın ve çocukların mağduriyetine sebep oluyor, sağlam ve mutlu bir aile yuvası kurulması için yeterli güven ve sevgi ortamını temin edemiyordu. Söz gelimi cahiliyede uygulanan nikah türlerinden biri, erkeklerin arzuladıkları evlilikleri yapabilmek için kızlarını veya kız kardeşlerine feda edip, onları istemedikleri kişilerle rızaları dışında eğlendirdikleri şigar nikahıydı. Bu nikahta kadınların eş seçimi ve mehir talep etme hakları yoktu. Kişi beğendiği birini alabilmek için onun babasına kendi kızını karşılık olarak veriyordu. Peygamber Efendimiz şartları itibariyle kadınların aleyhine olan bütün evlilik türlerini yasakladığı gibi, İslam'da şigar nikahı yoktur buyurarak genç kızları mağdur eden bu yanlış evliliği de ortadan kaldırdı. Bu şekilde özellikle kadınların kendi hür iradelerinin dışında şiddet veya baskı altında kalarak istemedikleri bir evliliğe zorlanmalarının önü kapatıldı. Hz. Peygamber'in sünnetine uyma konusunda hassasiyet gösteren sahabe, şigar nikahına benzerlik gösteren evliliklere de hep ihtiyatla yaklaşmış, bunlardan uzak durmaya çalışmıştır. Günümüzde de bu nikaha benzeyen berdel veya değiş tokuş evliliklerinin birçok soruna sebep olduğu görülmektedir. Berdel yöntemiyle eğlenen taraflardan birinde görülen ailevi bir sorun, hiçbir sebep olmaksızın diğer tarafa yansımaktadır. Örneğin, meşru bir sebeple boşanan bir taraf, birbirini seven ve iyi anlaşan diğer tarafın da boşanmasına ve neticede aile dramlarının yaşanmasına sebep olabilmektedir. Peygamberimizin iptal ettiği nikah türlerinden biri de mut'a nikahıydı. Ticaret veya savaş gibi sebeplerle yaşadıkları bölgenin dışına çıkan Araplar gittikleri yerde geçici bir nikahla evlenirlerdi. Bu evliliğin tarihi geçmişini, amacını ve taraflara sağladığı faydayı İbn Abbas şu ifadelerle özetlemişti. Mut'a nikahı İslam'ın başlangıcında vardı. Bir erkek yabancı bir memlekete gidince orada kalacağı süre miktarına göre bir kadınla eğlenirdi. Bu kadın erkeğin eşyalarını muhafaza eder ve yemeğini pişirirdi. O günkü insanlar arasında yaygın olan yanlış uygulamaların her biri belli bir zaman diliminde toplumun sosyal değişimine paralel olarak ortadan kaldırılmıştı. Hatta bunlardan bir kısmı kademeli olarak değiştirilmişti. Evlilik sözleşmeleri ve aile hayatıyla ilgili yapılan yanlışların düzeltilmesi de bu şekilde zamana yayılmıştı. İşte muta nikahındaki değişiklikte de aynı yol izlendi. İlk zamanlarda genç sahabiler Hz. Peygamberle beraber savaşa gidiyorlar, hanımlarından uzun süre uzak kalıyorlardı. Allah yolunda daha uzun süre seferde kalmak ve daha fazla cihad etmek istiyorlardı. Bu maksatta kendilerini hadımlaştırmayı düşünenler dahi olmuştu. Akıllarına gelen bu fikri Hazreti Peygamber'e arz edip izin istemişler. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna kesinlikle müsaade etmemişti. Bunun yerine belirli şartlarla mut'a nikahı yapmalarına izin vermişti. Mut'a nikahına verilen iznin geçici olduğu ve şartların zorlamasından kaynaklandığı biliniyordu. Çocukluğundan beri Peygamberimizin yanında büyümüş ve kendisinden hiç ayrılmamış olan Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber günü kadınlarla mutanikah ile evlenmeyi yasaklamıştı. Öteden beri devam eden uygulama ilk defa burada yasaklanmıştı. Nitekim bazı savaşlarda geçici olarak serbest bırakılsa da, Hazreti Ali, Mut'a nikahı hakkında Hayber Savaşı'nda getirilen yasağın devam ettiğine inanıyordu. Zira bu konuda en son hicretin 8. yılında Mekke'nin fethi sırasında kısa bir süre izin verilmiş ve bu izin yine Hz. Peygamber tarafından iptal edilmişti. Hz. Peygamber'in kesin olarak mut'ayı yasaklayan sözleri şu şekildeydi. Ey insanlar! Kadınlarla muta nikahı yapmanız konusunda size izin vermiştim. Ama Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında muta ile nikahlanan kadınlardan biri varsa ona izin versin. Onlara verdiğiniz hiçbir şeyi de geri almayın. Resul-i Ekrem ve daha hacı esnasında bazı temel konuları yeniden hatırlatan konuşmalar yaptı. Bu önemli meseleler arasında mut'a nikahını da hatırlattı ve onun geri dönülmeyecek şekilde yasaklandığını vurguladı. Konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilk defa burada duyan Er-Rabi bin Sebre gibi kimseler, Hz. Peygamber'in mut'a nikahını veda haccı sırasında yasakladığını zannetmişlerdir. Halbuki bu konuşma önceden yasaklanan bir uygulamanın önemine binaen yeniden hatırlatılmasından başka bir şey değildir. Mut'a ile ilgili uygulamaların aşamalarını ve Hz. Peygamber'in bu konuda yapmak istediklerini çok iyi anlayan sahabenin ileri gelenleri artık mut'anın zina kapsamında değerlendirileceği konusunda açıkça fikir beyan etmişlerdir. Hz. Ayşe mut'a nikahına cevaz verenlere onlarla benim aramda Allah'ın kitabı var demiş, bu nikahın Kur'an'ın nikah konusundaki genel ilkelerine uymadığına işaret ederek onlar ki ırzlarını korurlar ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkileri sebebiyle kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Mü'minun suresi 5 ila 7. ayeti kerimeleri okumuştu. Cahiliye döneminde nikahul makt denilen bir uygulama daha vardı. Buna göre ölen şahsın yakın akrabalarından biri, onun dul kalan eşinin üzerine bir elbise atarak nikahının kendisine miras yoluyla intikal ettiğini iddia ediyor ve hiçbir söz hakkı tanımadan, seçme şansı bırakmadan bu kadına sahip oluyordu. Ölenin kardeşleri hatta öz çocukları bile bunu uygulayabiliyorlardı. Bu uygulamanın temelinde kadını bir meta olarak görme anlayışı yatıyordu. Çünkü onlara göre adam öldükten sonra geride bıraktıkları yakın akrabalarına kalıyordu. Eşi de erkeğin terekesi arasında sayılıyor ve ona da sahip olunabileceği düşünülüyordu. Nitekim İslam'dan sonra da sahabilerden Kays bin el-Estet, babası öldüğünde geriye bıraktığı dul eşiyle evlenmek istediğini Allah Resulüne aktarınca şu ayet nazil olmuştu. Geçmişte olanlar hariç, Artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu hayasızlık ve nefret gerektiren bir iştir. Bu ne kötü bir yoldur. Nisa suresi 22. ayeti kelime. Günümüzde gençler arasında gittikçe yaygınlaşan gizli nikahlarda icap, kabul ve şahit şartlarını taşısalar bile nikahın ilan edilmesi hakkındaki peygamber emrini Dolayısıyla ilan şartını taşımadıkları için son derece sakıncalıdır. Zira nikah özü itibariyle iki insanın meşru birlikteliğini topluma duyurarak her türlü su izanın önüne geçmeyi dolayısıyla ailenin toplumsal bakımdan kabulünü hedefler. Ailede güven ve sevgiyi kalıcı hale getirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve su istimalleri engellemek ancak bu şekilde mümkündür. Geçici ve zorunlu sebeplere dayalı olarak belirli bir süre için serbest bırakılan ve sonrasında da kıyamete kadar yasaklanan mut anikahının günümüzde bu şekilde uygulanması hadislerin sebebi ve bağlamı anlaşılmadan kişisel arzulara alet edilmesi anlamına gelmektedir. Cahiliye döneminde bir şahıs aynı anda iki kız kardeşle evlenebiliyordu. Nisa suresi 23. ayeti kerimede iki kız kardeşle aynı anda eğlenilmeyeceği belirtilmiş, Peygamber Efendimiz'e kendisine yapılan bu şekildeki bir teklifi reddetmiştir. Peygamber Efendimiz muhtemelen ayetteki bu yasağa dayanarak bir kadınla halası yine bir kadınla teyzesi birlikte nikahlanamaz buyurmuş, tek nikah altında toplanamayacak olan yakın akrabaları açıklamıştır. O dönemde bir şahıs konumuna ve mali gücüne bağlı olarak birçok kadınla evlenebiliyordu. Bunun belirli bir sınırı da yoktu. Kur'an'ın emriyle bu sayının en fazla dört olabileceği belirtildi Nisa suresi 3. ayeti kerimede. Peygamber Efendimiz de dörtten fazla eşi olduğu halde Müslüman olan Gaylan bin Seleme gibi sahabilerden ayetin gereğini yapmalarını istedi. Abdullah bin Abbas bir kadınla önce zina eden sonra da onunla evlenen bir adamın evliliği hakkında başı sifah, ahlaksızlık, sonu ise nikah olmuş. Yani başı haram, sonu helal olmuş demiştir. Peygamber Efendimiz ben sifahın, zina ve ahlaksızlığın bulaşmadığı bir nikah sonucu doğdum hadisiyle de meşru bir şekilde eğlenen bir anne babanın çocuğu olduğunu ifade buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği nikahta meşruiyet, belli bir nizam, intizam, kaide ve kurallar mevcutken, sifahta ise başı boşluk, düzensizlik ve keyfilik söz konusudur. İslam, insan fıtratında bulunan evlenme isteğinin meşru şekilde karşılandığı bir nikah toplumu oluşturmuş ve sefahetin her türlüsünden uzak kalınması gerektiğini belirtmiştir. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği bir hadiste de belirtildiği gibi Allah Resulü sifaha dayanan bütün cahiliye nikahlarını reddetmiş, iffet ve hayat temelinde hayatlarını nikahla birleştirmiş eşlerden oluşan bir toplum hedeflemiştir. Kur'an-ı Kerim'de evliliğin misak-ı galiiz ağır bir sözleşme olduğu belirtilmiş, eşlerin birbirini bir elbise gibi bürüyüp koruması gerektiğine işaret edilmiştir. Nisa suresi 21. ayeti kerime ile Bakara suresi 187. ayeti kerimede bunun neticesinde de sevgi ve muhabbetle eşlerin kaynaşması, dünya nimetlerinin en güzel meyvesi olan çocukların huzur ve güven içinde yetiştirilip büyütülmesi, insanların dünya meşguliyetlerinden kaçıp sığınacakları sıcak bir yuva ve neticede sağlıklı ve uyumlu bir toplum oluşturulması hedeflenmiştir. İnsanların sadece geçici zevklerini tatmin etmek için birlikte olmaları samimi yuvaların oluşmasını engelleyeceği gibi gerçek güven ve huzuru da temin etmeyecektir. Birlikte yaşadıkları halde evlenmeyi düşünmüyoruz" söylemiyle nikahlı evliliğe yanaşmayan anlayışlar, toplumları hatta devletleri ayakta tutan en önemli unsur olan aile kurumunu sarsacak. Ailenin sarsılmasıysa hem bireyleri hem de o toplumu yıkıma sürükleyecektir. Aynı şekilde aile büyüklerinin ve evlenecek kızın rızası alınmadan kaba kuvvet kullanılarak kız kaçırma yoluyla evlenme teşebbüsünde bulunulması da meşru değildir. Karşılıklı rıza ve kabule dayalı olması gereken evliliğin bu şekilde gerçekleştirilmeye çalışılması her şeyden önce kadının ve ailesinin onurunu rencide etmektedir güven ve sevgiyi temin etmenin en önemli vesilesi olan evlilik, zor ve şiddete başvurularak gerçekleştirilirse bu, beraberinde mutluluğu değil, mutsuzluğu, kavgaları hatta cinayetleri getirecektir. Medineli Hansa binti Hizam adlı Dulbihan'ın babasının kendisini rızası dışında evlendirdiği şikayetinde bulununca Allah Resulü bu nikahın meşru olmadığını belirtmiş, ancak Hansa daha sonra şikayetinden vazgeçince evlilik devam etmiştir. Babanın kızını rızası dışında evlendirmesine razı olmayan Kutlu Nebi'nin kaba kuvvet ve hile ile bir kızın kaçırılmasına ve nikahlanmasına rıza göstermesi elbette mümkün değildir. Hz. Peygamber, cahiliye toplumu tarafından uygulanan ve özellikle hanımları hem ruhen hem de bedenen inciten sosyal ve ekonomik haklar konusunda da mağdur eden evlilik türlerini ortadan kaldırmakla kalmamış, sonraki dönemlerde de iffet, haya, karşılıklı rıza, şefkat ve merhamet üzerine bir yuva kurmaya yönelik olmayan bütün evliliklerin meşru olmadığını işaret etmiştir. İnsan ve toplum selametinin en önemli unsuru olan evlilik, sınırsız ve kayıtsız biçimde kişisel arzulara dayandığı zaman birçok olumsuz netice ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple İslam, şartları belirlenmiş olan nikahla evlenmeyi teşvik ederek hem bireysel hem de toplumsal planda bir düzen sağlamayı hedeflemiştir. Zira toplumsal yapıyı sağlam ve sağlıklı bir biçimde ayakta tutmak ancak bireylerin ruh ve beden sağlığını korumakla mümkündür. Bireyi korumakta gerekli sosyal, ahlaki ve hukuki tedbirlerin alınmasıyla gerçekleştirilebilir. Bu durum hayatın her alanında olduğu gibi evlilikte de geçerlidir. Buna göre İslam'ın öngördüğü nikah, tarafların karşılıklı rızası ve gönül huzuru, şahitlerin tanıklığı, aile büyüklerinin onayıyla gerçekleşen aynı zamanda herkese ilan ve kadın için belirlenen mehir gibi şartları taşıyan nikahtır. Evlilik Merasimi Düğün Peygamber Efendimiz Medine'ye hicretlerinin ikinci yılında Bedir Savaşı'ndan kısa bir müddet sonra sevgili kızı Fatıma ile amcasının oğlu Ali'yi evlendirdi. Hazreti Fatıma o günlerde yaklaşık 16-18 yaşlarındaydı. Düğün hazırlıklarına başlandı. Resul-i Ekrem, Hazreti Ayşe ve Hazreti Ümmü Seleme'yi yanına çağırarak onlardan kızı Fatıma'nın gelin olarak hazırlanmasına yardımcı olmalarını istedi. Bunun üzerine onlar Hazreti Ali'nin odasına gittiler. Mekke ile Mina arasında bir yer olan batağı taraflarından getirilen yumuşak toprağı odaya yaydılar. Düğün hazırlıklarının devamını bu iki annemiz şöyle anlatıyor. Sonra ellerimizle iki yastık doldurduk ve yumuşak olması için de yastıkları kabarttık. Daha sonra düğün ikramı olarak misafirlere kuru hurma ve kuru üzümle şerbet ikram ettik. Sonra üstüne elbise atılacak ve su kabı asılacak bir ağaç parçasını getirip odanın bir kenarına koyduk. O gün Hz. Fatıma'nın çeyizi de bir parça kadife, su tulumu ve içi güzel kokulu ısır otuyla doldurulmuş bir yastıktan ibaretti. Hz. Fatıma'nın düğünü sade ve mütevazı bir düğündü. Mehri, çeyizi, düğün yemeği sadeydi. Düğün merasimi de sadeydi. Buna karşın peygamber kızının düğününe şahit olan Hz. Ayşe ve Ümmü Seleme validelerimiz biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik demişlerdi. Toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık gösteren bir takım merasimlerle gerçekleştirilse de, evlilik, insanların hayatındaki en önemli günlerden ve dönüm noktalarından biridir. Kurulacak aile birliğinin gizlilik içinde değil, açıkça ve meşru biçimde gerçekleştiğini ilan etmek bakımından büyük öneme sahip olan düğün merasimi, tarih boyunca insanlar tarafından önemsenmiş ve en güzel şekilde icra edilmeye çalışılmıştır. İlahi vahyin geldiği dönemde de insanlar evlilik merasimlerini kendi kültürlerine göre gerçekleştiriyorlardı. O günün cahiliye anlayışına göre düğünlerde içki içmek, kadın erkek fütursuzca eğlenmek çok yaygındı. Hatta Hz. Peygamber de Risalette görevlendirilmeden önce geceleyin Mekke'de böyle bir düğüne katılmayı düşünmüş, ancak müzik sesini işitecek kadar evlere yaklaştığında uyuyakalmış, böylece Allah Teala onu korumuştu. Peygamber Efendimiz de evliliklerin bir şenlik havasında sevinç içinde yapılmasını istemiş, insanların tef çalıp şarkı söylemelerine, ziyafet vermelerine, şeker, hurma ve meyve gibi şeylerin damat ve gelinin üzerine serpilmesi şeklindeki eğlence şekillerine müsamaha göstermiştir. Hatta bu konularda ihmalkar davrananları uyararak Düğünün gereğinin yapılmasını teşvik etmiştir. Ancak cahiliye kültüründen kaynaklanan yanlış adetleri kaldırmıştır. Düğünlerde içki içilmesi, eğlencede aşırıya gidilmesi, kadın ve erkeklerin birbirlerine karşı mahremiyet sınırlarını aşan tavır ve davranışlar içinde bulunması peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır. Evlilik, evlenmeye aday iki kişinin birbirini görüp karar verme aşamasından itibaren başlar. Peygamber Efendimiz kurulacak aile yuvasında evlenecek tarafların birbirlerini görmeleri, birbirlerini tanımaları ve birbirlerinden razı olmaları gerektiğini belirtir ve bunun evliliğin mutluluğuna ve devamına vesile olacağını anlatırdı. Üstün zeka ve kabiliyetleriyle bilinen Mugire bin Şube, kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi ona söyledim. Bana, git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur buyurdu. Allah Resulü aynı şekilde başka sahabilerine de tavsiyede bulunmuş, evlenecek kişilerin birbirlerini görüp beğenmelerini teşvik etmişti. Bu hadisten hareketle Eğlenecek kişilerin belirli ölçüler içinde birbirleriyle konuşup bazı konuları müzakere edebilecekleri sonucu çıkartılabilir. Çünkü eğlenecek kişilerin önceden konuşmaları ve birbirlerini dinlemeleri aile yuvasının selameti bakımından faydalı olacaktır. Kız istenirken riayet edilmesi gereken bir dünürlük adabının da olması icap eder. Cahiliye döneminde bu hususta rekabet anlayışı vardı. Evlenme teklifi yapılan bir kadına başkaları da talip olabiliyordu. Peygamber Efendimiz bu davranışın uygun olmadığını ve bir kadına aynı anda iki kişinin dünür olmaması gerektiğini söylemiştir. Birinci talip vazgeçmeden veya sizin istemenize izin vermeden dünürcü olmayın buyurarak müminlerin evlilik gibi önemli bir konuda birbirlerine karşı sevgi bağlarını ve aralarındaki saygıyı muhafaza etmelerini istemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kız isteme merasimi esnasında orada bulunanlara bir konuşma yapar ve konuşmasına dua ile başlardı. Sonradan hutbetül hacı şeklinde isimlendirilen konuşmasında şunları söylerdi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerlerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak hiç kimse yoktur. Onun saptırdığı kimseyi de doğru yola iletecek hiç kimse yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına tanıklık ederim. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna da tanıklık ederim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duadan sonra Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Ali İmran Suresi 102. Ayet-i Kerime Ey insanlar! Sizi bir tek nefsten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yeryüzünde yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Nisa suresi 1. ayeti kerime Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Ahzab suresi 70. ayeti kerimeyi okur, ardından özel olarak diyeceklerini dile getirirdi. Ülkemizde kız isteme merasimlerinde Allah'ın emri peygamberin kayliyle diyerek söze başlanması bu sünneti uygulamanın tezahürüdür. Ayrıca söz kesildiğini ifade için bir de nişan denilen küçük bir tören yapılır. Bu tören sırasında karşılıklı hediyeler takdim edilir, yüzükler takılır ve kimi zaman günün anlamına dair konuşmalar yapılır. Bugünkü yaygın şekliyle olmasa da nişanlanma ve ileri bir tarihte nikahlanıp eğleneceğiz anlamında söz kesmenin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir ön karar ve görüşme şeklinde var olduğu görülmektedir. Asr-ı saadetteki aynı muhtevayı içeren uygulamalar nikah akdi sonrasıyla zifaf arasında geçen süreyi kapsamaktadır. Nitekim Peygamberimiz Hz. Ayşe ile nişanlanmış, ve bu durum 3 yıl sürmüştür. Nişan, evlilik gibi bir birliktelik değildir. Sadece iki tarafın birbirini tanımaları için bir fırsattır. Evliliğe bir ön hazırlıktır. Nikah aktı yapılana kadar geçen süre içinde, tarafların birbirlerini ve yeni aileyi tanıma şansı bulduğu nişan dönemi, bir anlamda evlilik vaadidir. Ancak evlilik mecburiyeti getirmeyeceği gibi, Taraflara evliliğin verdiği beraber yaşama hak ve yetkisini de tanımaz. Dolayısıyla nişanlılar mahremiyeti kaldıracak tarzda birlikte olamazlar. Evliler gibi hareket edemezler. Diğer taraftan çiftlerin resmi nikahlarını kıydırmadan önce aralarındaki mahremiyeti kaldırmayı, dolayısıyla rahat hareket edebilmeyi sağlamak amacıyla dini nikah yapmaları zaman zaman sosyal ve ahlaki sakıncaları beraberine getirebilmektedir. Evlenmek için özellikle tavsiye edilen ya da yasaklanan herhangi bir gün yoktur. Uygun olan herhangi bir zaman dilimi seçilebilir. Hz. Ayşe radıyallahu anha kendisinin Peygamber Efendimizle Şevval ayında evlendiğini ifade etmiş ve yakını olan kadınlara da Şevval ayında evlenmelerini tavsiye etmiştir. Ayrıca Allah Resulü Ümmü Seleme validemizde de Şevval ayında evlenmiştir. Bu evliliklerin bugün olduğu gibi o günün toplumunda da yaygın bir kanaat olan iki bayram arasında yani Şevval ayında nikah kıyılmaz şeklindeki batıl anlayışı değiştirmeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır. İslam öncesi Hicaz kültüründe gelini süsleyerek düğüne hazırlayan ve bu konuda mahir olan hanımlar vardı. Aynı zamanda damat ve gelinin zifaf öncesinde evlilik hayatına dair bilgilendirilmesi için danışmanlık görevi üstlenen kimseler de bulunmaktaydı. Kültürümüzde halen yaşatılan ve hanım için gelin yengesi, erkek içinse sadıç ismi verilen bu gelenek, evli olan yakınlar tarafından sürdürülmektedir. Bütün bunlar dinin ve ahlakın öngördüğü bir aile yuvasının kurulması ve bilhassa evlilikle ilgili helal ve haram gibi hususların öğretilmesi konusunda yol gösterici ve öğretici uygulama biçimleri olarak kabul edilebilir. Nitekim Hz. Ali ile evlendiğinde Hz. Fatıma'ya da Esma binti Umeys'in yengelik yaptığı düşünülürse bu uygulamayı sünnetin bir yansıması olarak görebiliriz. Kaynaklarda Peygamber Efendimizin evlilikleri sırasında annelerimizin o günün adetlerine göre süslendikleri nakledilmektedir. Örneğin Peygamberimizin ilk eşi Hazreti Hatice'nin saçını tarayıp onu süsleyen hanım Ümmü Züfer'dir. Hazreti Ayşe ise annesi Ensardan bazı hanımlarla birlikte kıyafetine çeki düzen verip süsleyerek düğüne hazırlamıştır. Düğün günü Hazreti Safiye'yi süsleyense Enes'in annesi Ümmü Süleym binti Milhan'dır. Hicaz bölgesindeki geleneğe göre bir gelin odası döşenerek özel bir divan süslenir, damat adayı da güzel giyinip kokular sürerek düğüne hazırlanırdı. Dinimiz hayatın her alanında gereksiz harcamada bulunmayı yasaklamıştır. Araf suresi 31. ayeti kerimede belirtildiği üzere. Yeni kurulacak aile yuvası için yapılan harcamalarda da israftan kaçınılmalıdır. Ülkemizde düğün hazırlıklarında sıkça görülen çeyiz, takı ve ev eşyaları gibi tedarikler için bazen gereğinden fazla yapılan harcamalar daha başlangıçta mutluluğu zedelemekte, aileyi maddi açıdan sıkıntıya sokmaktadır. Uzunca bir süre düğün borcu ödeyen yeni evliler birlikteliklerine minnet altında başlamakta ve maddi kaygılar yüzünden aradıkları huzuru yakalayamamaktadırlar. Bu sebeple sevgili peygamberimiz, en bereketli nikah külfeti en az olanıdır ve nikahın en hayırlısı en kolay olanıdır buyurmuştur. Düğün masraflarında kolaylık göstermek ve şartları zorlamamak, evlenmek isteyen gençlerin önünü açacak ve imkanı kısıtlı olanların evlenmeye yönelik gayretlerini artıracaktır. Unutulmamalıdır ki Rabbimiz sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir buyurmaktadır. Nur Suresi 32. ayeti i Kerime'de yardımlaşmayı ve insanların ihtiyacını gidermeyi tavsiye eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, maddi imkansızlık sebebiyle evlenemediğini söyleyenlere yardımcı olup evlenmelerini sağlamıştır. Bir gün yeğenlerinden Abdülmuttalip bin Rebi'a ile Fazıl bin Abbas, Resulullah'a evlenmek istediklerini fakat mehir verebilecek bir şeyleri olmadığını söylerler zekat memuru olarak görevlendirilmelerini ve buradan elde ettikleri gelirle evlenmek istediklerini belirtirler. Ancak Hz. Peygamber bu isteklerini kabul etmez, kendi özel gelirinden mehir masrafı vererek yeğenlerine yardımcı olur. Tarihte evlendirmek amacıyla kurulan vakıflar ve bu konuda çaba gösteren birçok iyi niyetli insan Resulullah'a örnek almışlardır evlenmek isteyip de maddi imkansızlık sebebiyle evlenemeyenlere yardımcı olmak, güzel ve mutlu ailelerin, dolayısıyla da huzurlu bir toplumun oluşmasına destek vermek, aslında Efendimizin yolundan gitmek isteyenlere güzel bir imkandır. Düğün denilince oyun ve eğlence akla gelmektedir. Bu eğlence vasıtasıyla hem evliliğin neşe ve mutluluk içinde karşılanması, hem de kıyılan nikahı herkesin duyması sağlanır, yani evlilik alenileşir. Resulullah Efendimiz, haram olan ilişkiyle helal olan nikah arasındaki ayırıcı özellik, tef çalmak ve şarkı söylemek suretiyle duyurmaktır. Ve bu nikahı ilan edin, onu topluma açık olan mescitlerde yapın ve onda tef çalın ifadeleriyle, düğünde helal daireyi aşmayacak şekilde eğlenmeye teşvik etmiştir. Bu ifadelerden düğünlerin topluma açık mekanlarda yapılması ve düğün esnasında iki insanın evlendiğine dair herkesi haberdar ederek eğlenmenin evliliğe meşruiyet kazandıracağı anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimiz hicretten sonra Medine'de ilk vefat eden Ebu Ümame Es'ad bin Zürare'nin kendisine emanet ettiği kızlarından Farigayı Nubeyt bin Cabir'le evlendirmiştir. Düğün sırasında Hazreti Ayşe'ye Medine'li Müslümanların eğlenceyi sevdiğini söyleyerek şarkı söyleyecek bir kadın gönderilip gönderilmediğini sormuştur. Hanımları eğlendirmek üzere böyle bir hazırlığın yapılmadığını öğrenince güzel şarkı söyleyen Zeynep'in hemen düğün evine gönderilmesini istemiştir. Peygamberimizin bu tavsiyelerinden, Düğünün saadet ve umudu ifade edecek tarzda güler yüzde icra edilmesini arzuladığı açıktır. Düğünler, yaz, ağat ve keder toplantıları değildir. Ancak Resul-i Ekrem'in her konuda olduğu gibi, düğün eğlencelerinde de nezih, dengeli ve Allah'ın sınırlarına saygılı davranmayı emrettiğini söyleyebiliriz. Düğün şenliğinin vazgeçilmez bir parçası da velime yani düğün yemeğidir. Peygamber Efendimiz evliliklerinde davetlilere yemek ikramında bulunmuş, asabına da ilk gün velime düğün yemeği vermek yerinde ve olması gereken bir iştir. İkinci gün vermek adettendir. Üçüncü gün vermekse Riya ve gösteriştir buyurarak düğün yemeği vermelerini tavsiye etmiştir. Henüz yeni evlenmiş olan Abdurrahman bin Alfa bir koyun keserek de olsa düğün yemeği ver buyurarak mütevazı bir daveti ihmal etmemek gerektiğini işaret etmiştir. Diğer taraftan bir Müslümanın davet edildiği velimeye katılarak düğün sahibi kardeşinin gönlünü kazanması peygamber ahlakındandır. Nitekim Hazreti Peygamber, esiri özgürlüğüne kavuşturun, davet edene icabet edin, hastayı ziyaret edin buyurmuştur. Ayrıca ikram için insanların maddi durumlarına göre sınıflanmaması gerektiğine dikkat çekerek, zenginlerin davet edilip fakirlerin unutulduğu düğün yemeğini de en kötü yemek olarak tanımlamıştır. Peygamber Efendimizin kendi düğünlerinde davetlilere ikram etmiş olduğu yemekler düğünün yapıldığı gün ve ortama göre değişmiş, bazen hurma, yağ ve kavuttan yapılan bir tür yemek olan haiz, bazen arpa unundan yapılmış bir yemek, bazen de et ve ekmek olmuştur. Bir başka sahabinin düğün davetinde ise tevr denilen hurma şırası dağıtılmıştır. İslam öncesi Arap toplumunda yeni evlileri tebrik ederken bir an evvel zenginleşmeleri ve çoluk çocuğa karışmaları temennisinde bulunmak adetti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle maddi dilekler yerine eşler arasında geçim ve bereket için dualar edilmesini, Allah ona seni sana da onu mübarek eylesin denmesini istemiştir. Kendileri de Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh'ın evlendiğini öğrenince ona ''Öyleyse Allah senin için bu düğünü mübarek etsin.'' buyurmuştur. Günümüzde yeni evlenen çiftlere söylenen ''Allah mübarek etsin, hayırlı olsun, Allah bir yastıkta kocasın.'' cümleleri sünnetin kültürümüzdeki yansımaları olarak aynı manayı içermektedir. Bir yönüyle ibadet, bir yönüyle de eğlence olan nikah merasimlerinin uygulama şekilleri toplumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Her toplum bu merasimleri kendi geleneksel yapısına uygun bir şekilde yapar. Ancak evlilik merasimlerinde dinin uygun görmediği aşırı davranışlardan ve mahremiyet sınırlarının bulunmadığı ölçüsüz eğlencelerden uzak durulması gerektiği gibi, bu merasimlerin Düğün havasının olmadığı bir matem törenine dönüşmemesine de dikkat edilmelidir. Unutmamak gerekir ki düğün evlilik gibi mukaddes bir birlikteliğin ilanıdır ve buna yakışır bir şekilde icra edilmesi gerekir. Peygamberimizin eşleri müminlerin anneleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik. Rahat suresi 38. ayeti kerimede sözü edilen hidayet elçilerinin sonuncusuydu. Bir peygamber olarak içinde bulunduğu topluma dini alanda rehberlik ederken, savaşta ordusunun kumandanı, mescitte cemaatinin imamı ve evinde ailesinin reisiydi. Daima asabının yanı başında yaşamış, onlara her haliyle örnek olmuş, toplum hayatının bütün alanlarında yer almıştı. 25 yaşından itibaren bir eş ve ardından bir baba olarak aile hayatına katıldı. Resul-i Ekrem'in aile hayatının pek çok yönden kendine özgü şartları vardı. Her şeyden önce bu aile yüce Allah'ın gözetimi altındaydı ve ilahi müdahalelerin ve yönlendirmelerin doğrudan doğruya muhatabıydı Ahzab suresi 28. ayeti kerimede geçtiği üzere. Diğer yandan o döneme özgü yerleşik kabuller, toplumsal şartlar ve Hz. Peygamber'in konumu onun evliliklerine önemli ölçüde etkide bulunmuştu. Bu sebeple Resul-i Ekrem'in bütün evliliklerinin kendine özgü şartları, sebepleri, maksatları ve hikmetleri vardı. Onun evlilikleri ve neden birden çok hanımla evlendiği, ancak onun sahip olduğu vasıflar ve içinde bulunduğu şartlar gözetilerek anlaşılabilirdi. Evlilik hiç kuşkusuz insani bir gereksinimdir. Hepsi birer insan olan peygamberlerin evlenmesi de son derece tabidir. Nezahet ve iffet içinde bir gençlik geçirmiş olan Allah Resulü de kendisi 25 yaşındayken 40 yaşında olan Hazreti Hatice ile evlenmiştir. Resulullah'la evliliğinden önce yaşadığı iki evlilik tecrübesinden üç çocuk sahibi olan Hazreti Hatice, vefat edinceye kadar 25 yıl boyunca Resul-i Ekrem'in biricik eşi ve hayat arkadaşı olmuştur. Ayrıca bu evlilikten Kasım ve Abdullah adında iki oğulları Zeynep, Rukiye, Fatıma ve Ümmü Gülsüm adlarında dört kızları dünyaya gelmiştir. Allah Resulü, kendi döneminin en hayırlı kadını Meryem'dir. Hatice de kendi döneminin en hayırlı kadınıdır sözleriyle tatif ettiği Hazreti Hatice'den ömrü boyunca büyük destek görmüş ve bunu şöyle ifade etmiştir. Yüce Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar ihsan etti. Peygamberimiz bu yüzden Hazreti Hatice'yi daima hayırla yad etmiştir. Onun Hazreti Hatice'ye olan sevgi ve vefası zaman zaman Hazreti Ayşe'nin kıskançlığına sebep olmuş. Ancak Resul-i Ekrem Hazreti Hatice'ye karşı vefa içinde hareket etmekten geri durmamıştır. Bir koyun kestiğinde onun bir kısmını Hazreti Hatice'nin arkadaşlarına hediye etmesi onun vefasının örneklerindendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 50 yaşına kadar kendisinden yaşça büyük olan bu hanımefendiyle evli kalmıştır. Ayrıca Hazreti Ayşe ile izdivacı hariç, onun Hazreti Hatice'nin vefatından sonraki evliliklerinin tamamı dul hanımlarla olmuştur. Bu yüzden birden çok hanımla evlenmiş olması asla onun bedeni ihtiyaçlarının işaretleri olarak değerlendirilemez. Resul-i Ekrem'in her evliliğinin insani, dini, siyasi ve içtimai gerekçeleri ve hikmetleri vardır. Şu halde onun evliliklerinin her biri kendi şartları içinde değerlendirilmeli ve bu evliliklerin insani, dini, ailevi, sosyal ve siyasal sebepleriyle sonuçları göz ardı edilmemelidir. Mesela Resul-i Ekrem'in Hz. Hatice'nin vefatından sonra Sevde Binti Zem'a isimli hanımefendi ile evliliğinin temelinde bütünüyle insani ve dini duyarlılık yatmaktaydı. Kendisinin en büyük destekçisi olan Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir hüzne kapılan Allah Resulü Fatıma ve Ümmü Gülsüm adlı küçük yaştaki kızlarıyla baş başa kalmıştı. Omuzlarındaki peygamberlik yüküne evinin işleri ve çocuklarının bakımı da eklenmişti. Bu yalnızlık döneminden sonra sahabeden Osman bin Maz'un'un hanımı Havle binti Hakim yeni bir evlilik için Resul-i Ekrem'in düşüncesini sormuş ona dul bir hanımla evlenmeyi düşünüyorsa, beş çocuklu ve yaşı ellinin üzerinde olan Sevde Binti Zem'a'yı önermişti. Sekran bin Amr isimli eşiyle birlikte İslamiyet'i ilk kabul edenlerden de sevdi. Ancak Mekke'deki baskılar üzerine eşiyle beraber Habeşistan'a hicret etmişler, müşriklerin ileri gelenlerinden bir kısmının Müslüman olduğuna dair bir söylenti kendilerine ulaşınca da Mekke'ye geri dönmüşlerdi. Ancak söylenti doğru çıkmamış ve bu arada Sevde'nin eşi vefat etmişti. İslam uğruna türlü sıkıntıya katlanan bu çileli hanımın Mekkeli müşriklerin bunaltıcı baskısı altında kendisine ve beş çocuğuna kol kanat gelecek bir eşi yoktu. Bu sırada Havle binti Hakim'in aracılığıyla Sevde validemiz babasının da onayını almak suretiyle Allah Resulü'nün evlilik teklifini kabul etti. Vücut itibariyle iri yapılı, uzun boylu, sakin ve yavaş tabiatlı bir hanım olan Sevde, Allah Resulü'nün Hazreti Ayşe ile evliliğine kadar 3 yıl boyunca tek eşi olmuştu. Allah Resulü onun 5 çocuğuna babalık, o da Resulullah'ın kızlarına annelik yapmıştı. Dini uğruna göze aldığı sıkıntıların karşılığını peygamber eşi olmak suretiyle almış hanımlardan biri de Ümmü Seleme'ydi. Peygamber Efendimiz de evlenmeden önce Ebu Seleme Abdullah bin Abdül Esed ile evliydi. Her ikisi de Mekke'deki ilk Müslümanlardandı. Onlar da tıpkı sevdi binti Zem'a ve eşi gibi Habeşistan'a hicret etmişler. Mekke'li müşriklerin Müslüman olduklarını haber alınca da geri dönmüşlerdi. Ancak Mekke'ye vardıklarında durumun eskisinden pek farklı olmadığını gördüler. Neyse ki bir müddet sonra Medine'ye hicret izni çıktı ve Ümmü Seleme eşi ve çocuğuyla birlikte yola koyuldu. Ne var ki akrabalarından olan müşrikler Ümmü Seleme'nin ve ailesinin yolunu kestiler. Ümmü Seleme'yi çocuğundan ve eşinden ayırdılar ve onu kendi evlerinde hapsettiler. Ümmü Seleme bu ayrılık sebebiyle sürekli gözyaşı döktü. Neyse ki bir yıl kadar süren bu ızdırap dolu bekleyiş, insaflı birkaç kişinin girişimiyle sona erdi. Ümmü Seleme de çocuğunu alarak vakit kaybetmeden Medine'ye eşinin yanına gitti. Ancak bu birliktelik de kısa sürecekti. Çünkü bir müddet sonra Ebu Seleme Uhud Savaşı'na katıldı ve aldığı yara sonucu hayatını kaybetti. Üst üste gelen bu üzücü olaylar Ümmü Seleme'yi oldukça sarsmıştı. Artık Resul-i Ekrem'den öğrendiği, ''Biz şüphesiz Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz. Allah'ım musibetimin ecrini bana ver.'' Bana kaybettiğinden daha hayırlısını ver duasını okumaktan başka bir şey gelmiyordu Ümmü Seleme'nin elinden. Çünkü başına bir musibet gelen kimse bu şekilde dua ederse Allah'ın mutlaka onun duasını kabul edeceğini işitmişti Allah Resulü'nden. Bu yüzden hem böyle dua ediyor hem de Ebu Seleme'den daha hayırlısı kim olabilir ki diye umutsuzluğunu dile getiriyordu. İşte tam bu sırada Allah Resulü bu yaşı ilerlemiş, dört çocuklu ve kıskanç tabiatlı hanıma Hazreti Ömer aracılığıyla evlilik teklif etti ve hicretin dördüncü yılının şevval ayında onunla evlendi. Muhtemelen Peygamberimizin Ümmü Seleme'ye evlenme teklif etmesinde cefakar bir dul hanım olarak hem kendisinin hem de çocuklarının korunmaya muhtaç olmasının yanı sıra mensubu olduğu masum kabilesiyle yakınlaşma ve onların İslam'a ısınmasını sağlama isteği etkili olmuştu. Ümmü Seleme gibi eşi Uhud Savaşı'nda şehit olan hanımlardan biri de Zeynep binti Huzeyme idi. Yoksullara yardım etti ve onlara daima yemek yedirdiği için Ümmü'l-Mesakin, yoksulların anası diye tanınan bu dul ve çaresiz hanımefendiye Allah Resulü yardım elini uzatmış ve onunla evlenmiştir. Ancak bu evlilik uzun sürmemiş, birkaç ay sonra Zeynep validemiz vefat etmiştir. Resul-i Ekrem'in Ümmü Habibe annemizle evliliğinin de benzer bir gerekçesi vardı. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan'ın kızı olan ve seçkin bir aileden gelen Ümmü Habibe, ilk evliliğini Ubeydullah bin Cahş'la yapmıştı. Kureyş tarafından baskılar artınca bu Müslüman çift Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Ne var ki Ubeydullah bin Ca'ş orada Hristiyan olmuş ve eşinin de Hristiyan olmasını istemişti. Ümmü Habibe ise bu isteği reddederek dininde sebat göstermişti. Çok geçmeden eşi ölen ve yabancı bir ülkede kimsesiz ve korunmaya muhtaç bir duruma düşen Ümmü Habibe, babası Ebu Süfyan henüz Müslüman olmadığı için Mekke'ye ailesinin yanına da dönememişti. İşte tam bu sırada Ümmü Habibe'nin İslam uğruna gösterdiği sabır ve tahammülle ilgili bilgiler peygamberimize ulaşmıştı. Peygamberimiz de kendisini İslam'a davet etmek için gönderdiği elçi aracılığıyla Necaşi'den Ümmü Habibe'yi gıyabında kendisine nikahlamasını istedi. Bunun üzerine Necaşi hem Allah Resulü'nün isteğini yerine getirdi hem de Ümmü Habibe'yi ve Habeşistan'da bulunan diğer Müslümanları gemilerle Medine'ye geri gönderdi. Hicretin 6. veya 7. yılında meydana gelen bu olay, Ümmü Habibe'nin teslimiyet ve sadakatinin bir mükafatıydı. Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'in kızı Hafsa ile evliliğinde de eşe savaşta şehit olmuş dul bir hanımefendiyi koruma altına almak ve Hazreti Ömer gibi bir İslam kahramanını onurlandırmak gibi bir gaye vardı. Hafsa ilk Müslümanlardan Huneis bin Huzafe ile evlenmiş fakat eşi Bedir gazvesinden dönerken yolda hastalanarak Medine'de vefat etmişti. Bu üzücü kayıptan sonra Hazreti Ömer bir baba olarak kızını hayırlı bir kimseyle evlendirmek istemiş ve bunun için harekete geçmişti. İşte bu esnada Allah Resulü Hazreti Ömer'le konuşarak Hafsa'ya talip olmuş ve hicretin üçüncü senesinde evlenmişlerdi. Böylece Peygamber Efendimiz hem yalnız bir hanıma hayat arkadaşı olmuş, hem de İslam'a büyük hizmetleri geçmiş bir aileyle akrabalık bağı kurarak onları onurlandırmıştı. Allah Resulü'nün evliliklerinin çoğu o dönemdeki egemen toplumsal yapı içinde yeni kurulan İslam toplumunun varlığını sağlamlaştırmaya yönelik siyasi ve sosyal hedefleri olan evliliklerdi. O dönemde evlilik bağı ile oluşturulan akrabalık ilişkileri, farklı din mensupları ve kabileler arasında dostluk bağlarının tesis edilmesinin en önemli vasıtalarındandı. Nitekim resul Ekrem, hicretin 6. yılında Abdurrahman bin Avf kumandasında bir askeri birliği Kuzey Arabistan'daki eski bir ticaret merkezi olan Bumitül Cendel şehrine gönderirken, Abdurrahman bin Alfa, eğer oradaki Kelp kabilesi İslam'ı kabul ederse, kabilenin reisinin kızıyla evlenmesi talimatını vermiş, o da bu emrin gereğini yerine getirmiştir. İşte Cüveyriye binti El Haris ise Resul-i Ekrem'in İslam'ın yayılması ve kökleşmesi maksadıyla evlendiği hanımlardan biriydi. Huzaa kabilesinin Musalik oğulları kolunun reisi Haris bin Ebu Dırar'ın kızı olan Cüveyriye, Müslümanlara karşı savaş hazırlıkları içinde olan kabilesinin ani bir baskınla mağlup edilmesi üzerine yüzlerce esirden biri olarak Medine'ye götürüldü. Cüveyriye, daha sonra savaşa katılan askerlerden sabit bin Kays'ın veya onun amcasının oğlunun hissesine düştü ve hürriyetine kavuşmak için sabit bin Kays da bir fidye miktarı belirledi. Bu arada fidyesinin ödenmesi hususunda yardımcı olması için Hazreti Peygamber'e geldi ve kendini tanıttı. Bunun üzerine Allah Resulü onun fidyesini ödedi ve kendisine evlilik teklifinde bulundu. Cüveyriye'nin teklife olumlu yanıt vermesi ve Allah Resulü ile evlenmesi üzerine Müslümanlar, Peygamberimizin hısımları olarak kabul ettikleri Mustalik oğullarına mensup bütün esirleri karşılıksız olarak serbest bıraktılar. Bunun sonucu olarak başta kabile reisi Haris bin Ebu Dırar olmak üzere kabilenin pek çok mensubu İslam'a girdi. Böylece Hz. Peygamberin Cüveyriye ile evlenmesinin asıl maksadının bu kabileyi İslam'a yaklaştırmak olduğu anlaşılmış oldu. Allah Resulü'nün Safiye binti Huye ile olan evliliği de benzer bir maksatla gerçekleşmiştir. Safiye, bir Yahudi kabilesi olan Nadir oğullarının reisi Huyey bin Ahtab'ın kızıydı. Önce kendi kabilesinin ileri gelenlerinden Selam bin Mişkem ile evlenmiş, ondan boşandıktan sonra da Kinani bin Rebi isimli bir şairle evlenmişti. Nadir oğulları Kureyş işbirliği yapmayacaklarına, Hz. Peygamberin aleyhinde faaliyette bulunmayacaklarına ve her ne surette olursa olsun müşterek vatanları olan Medine'yi koruyacaklarına dair Resul-i Ekrem'e söz vermelerine rağmen kısa zamanda ahitlerini bozmuşlar ve bu yüzden de Hayber'e sürülmüşlerdi. Safiye, ikinci evliliğini Müslümanların Hayber'i fethinden birkaç gün önce yapmıştı. Hayber Fethi'nde kocası öldürülen ve esirler arasında yer alan Safiye, sahabeden Dihye bin Halife'nin payına düşmüştü. Fakat Asaftan bazıları Safiye'yi peygamberimizin almasının daha uygun olacağını, Safiye, Kurayza oğulları ve Nadir oğulları kabilelerinin önde gelenlerinden olduğu için Hz. Peygamberin mevkiinin bunu gerektirdiğini söylemişlerdi. Bunun üzerine Dihye'ye başka bir cariye verildi ve Safiye Allah Resulü'nün hissesine bırakıldı. O da Safiye'yi azat ederek kendisiyle evlendi. Güzel bir hanım olan Safiye'nin Yahudi asıllı olması Allah Resulü'nün diğer eşleri arasında zaman zaman bir küçümseme sebebi olarak gündeme gelmekteydi. Bir gün Hz. Ayşe ile Hz. Hafsa bu şekilde bazı sözler söylemişler ve Hz. Safiye'yi üzmüşlerdi. Bu durumu kendisine anlattığında Hazreti Safiye'yi Resulullah şu sözlerle teselli etmişti. Sen de onlara siz ikiniz nasıl benden üstün olabilirsiniz? Benim eşim Muhammed, babam Harun, amcamsa Musa'dır deseydin ya. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Arabistan'ın güçlü kabilelerinden Amir bin Sasa'a kabilesine mensup Meymune binti El Haris de evliliğinin de bir takım siyasal sonuçları olmuştu. Meymune, İslam'dan önce Mesud bin Amr es-Sakafi ile evliydi. Daha sonra ondan ayrılarak Ebu Ruhm bin Abdul Uzza ile evlendi. Ancak bir süre sonra eşi vefat etti. Meymune, bunun üzerine kız kardeşi Ümül Fadl durumunu açtı ve ona Hz. Peygamber'le evlenmek istediğini bildirdi. Kız kardeşinin eşi Hazreti Abbas veya bazı rivayetlere göre Cafer bin Ebu Talip, Meymune'nin teklifini peygamberimize iletti. Bunun üzerine peygamber efendimiz kaza umresine hazırlanırken hicretin 7. senesinde Mekke'deki amcası Hazreti Abbas'a haber göndererek Meymune ile evlenmesi için aracılık yapmasını istedi. Hazreti Peygamber'in evlilik teklifi kendisine ulaşan Meymune, kendini ona hibe ettiğini söyleyerek mehir istemediğini bildirdi. Bunun üzerine, peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde kendisini peygambere hibe eden mümin kadını diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldı. Ahzab suresi 50. ayeti kerime indi ve evlilik onaylanmış oldu. Bu evlilikten sonra Amir bin Sasa kabilesine mensup heyetler Medine'ye gelip Allah Resulü ile görüşmüş ve kabile halkı İslamiyet'i kabul etmiştir. Meymune, Allah Resulü'nün evlendiği en son kadın olmuştur. Çok evliliği dört hanımla sınırlayan Yüce Allah, Hz. Peygamber'e mahsus bir hüküm olarak ona evlendiği bütün kadınları nikahı altında tutma müsaadesi vermiştir. Böylece Hazreti Peygamber'in hanımlarının mağdur olmamaları temin edilmiştir. Kur'an ayrıca Allah Resulü'nün bundan sonra başka hanımlarla evlenmesinin kendisine helal olmadığını bildirmiş, Resul-i Ekrem'in hanımlarının müminlerin anneleri olduklarını hatırlatarak, müminlerin Hazreti Peygamber'in vefatından sonra onun eşleriyle asla evlenemeyeceklerini ilan etmiştir. Hz. Peygamber'in evlilikleri içinde gerekçesi bakımından en farklısı Zeynep binti Cağış'la olan evliliğiydi. Bu evlilik, bir kimsenin kendi evlatlığının başadığı hanımla evlenmesini doğru bulmayan cahiliye adetini ortadan kaldırmaya yönelikti ve bizzat Yüce Allah'ın emriyle gerçekleşmişti. Hadise şöyleydi. Zeynep binti Cağış, Allah Resulü'nün halası Ümeymen'in kızıydı. Evlilik çağına gelince, Allah Resulü onun ailesiyle konuştu ve Zeynep'i Zeyd bin Harise'ye istedi. Zeyd Allah Resulü'nün evlatlığıydı. Hazreti Hatice, Zeyd'i İslam'dan önce Mekke'de Ukaz Panayırı'ndan köle olarak satın almış ve Allah Resulü'ne hediye etmişti. O da Zeyd'i hem özgürlüğüne kavuşturmuş hem de evlat edinmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yakından tanıdığı bu iki genci birbiriyle evlendirmek istemişti. Ne var ki Zeynep ve evliliğe rıza göstermedi. Bununla birlikte Allah ve Resulü'nün hükmüne karşı gelmekten sakındıran Ahzab suresi 36. ayeti kerimenin inmesi üzerine evlilikleri gerçekleşti. Ancak taraflar birbirlerine karşı isteksizdi. Bu yüzden eşler arasında ülfet ve sevgi meydana gelmedi ve bir sene sonra Zeyd, karısını boşamak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme başvurdu. Resulullah ona eşini boşamamasını ve sorumluluğunun bilincinde olmasını tavsiye etti. Resulullah'ın tavsiyelerine rağmen Zeyd ile Zeynep geçinemediler. Hz. Peygamber'in elinde ve evinde yetişen Zeyd'in komutanlık yapacak seviyedeki üstün vasıflarına rağmen azatlı bir köle olması Kureyş'in ileri gelen ailelerinden birinin kızı olan Zeynep'in yanında denklik meselesini gündeme getiriyordu. Bu sebeple Zeyd eşini boşamaya kesin karar verdi. Zeyd eşini boşadıktan sonra ise hadiselere doğrudan müdahale eden Kur'an ayetleri indi. Gelen vahiy, Resulullah'ın Zeynep ile evlendirildiğini ve öteden beri devam eden bir cahiliye geleneğinin ortadan kaldırıldığını haber veriyordu. Zeyd o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki el attıkları kadınlarıyla ilişkilerini kestiğinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Ve Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Asaf suresi 37. ayeti kerime. Yüce Allah bu surette bir cahiliye geleneğini ortadan kaldırmayı irade buyurmuş, bu yıpratıcı ve hassas meseleyi her hususta insanlar için örnek olan ve zor olaylar karşısında en fazla direnme gücüne sahip bulunan Resulullah'ın şahsında uygulamaya koymuştur ki, ümmeti tarafından rahatlıkla kabul edilsin. Diğer yandan Zeynep, Peygamberimizle evliliğinin vahiy aracılığıyla gerçekleşmesini kendisi açısından ayrıcalıklı ve övgüye değer bir durum olarak değerlendirmiş, ve Hz. Peygamber'in diğer hanımlarına zaman zaman şöyle demiştir. Sizi Hz. Peygamber'le kendi aileleriniz evlendirdi. Beni ise yedi kat göklerin ötesinden Yüce Allah evlendirdi. Hz. Peygamber'in gerek Zeynep'le, gerekse Meymune ile evliliğine doğrudan müdahil olan ilahi vahiy, aslında onun bütün eşleriyle ilişkisine yön vermiştir. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Ahzab suresi 32. ayeti kerimede görüldüğü üzere Kur'an, Allah Resulü'nün hanımlarına taşıdıkları sorumlulukları hatırlatmıştır. Onların başkalarıyla konuşurken takınacakları tavra ve seslerinin tonuna, zorunlu bir durum olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarına, kılık kıyafetleri ve ibadetleri konusunda dikkatli davranmalarına ve dünyayla ahiret hayatı arasındaki dengeyi korumalarına kadar pek çok hususta uyarılarda bulunmuştur. Ahzab suresi 28 ila 34. ayeti kerimelerde. Allah Resulü'nün eşleri içinde en müstesna yere sahip olanı kuşkusuz Hazreti idi. Allah Resulü'ne ilk inananlardan Hazreti Ebubekir ve Ümmü Ruman çiftinin kızı olan Ayşe ile Hazreti Peygamber Mekke'de nikahlandılar ve hicretin ilk yılında Medine'de birlikte yaşamaya başladılar. Böylece o Hazreti Ebu Bekir gibi bir babanın evinden Allah Resulü'nün evine intikal etti. Gelişmesini, yetişmesini ve şahsiyetinin olgunlaşmasını birlikte 9 yıl geçirdiği Peygamber Efendimizin evinde tamamlama imkanı buldu sahip olduğu kabiliyetlere Hazreti Peygamber'in desteği de eklenince onun baba evinde aldığı eğitim vahyin aydınlattığı nübüvvet evinde daha da olgunlaştı ve derinleşti. Hazreti Ayşe anlayış kabiliyeti, kuvvetli hafızası, güzel konuşması, Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'i en doğru biçimde anlamaya yatkın zekası gibi vasıfları sayesinde Peygamber Efendimiz'in yanında özel bir mevki kazandı. Allah Resulü onun bu meziyetlerini Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü, tiridin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir ifadeleriyle dile getirmişti. Hadiste geçen tirit yemeği birkaç çeşidi olan ve genelde et, keş, yağ ve undan oluşan geleneksel bir Arap yemeğidir. Tiridin Hz. Peygamber'in en çok sevdiği yemek olduğu da nakledilmiştir. Hz. Peygamber'in Hz. Ayşe ile trit yemeği arasında bir benzerlik kurması hem benzeyenin hem de benzetilenin kendilerine özgü bir takım üstün niteliklere sahip olmalarından olsa gerektir. Netice itibariyle sevgili peygamberimizin evliliklerinin tamamı kendine özgü hikmet ve maksatlar taşımaktadır. Eşi savaşta şehit olan hanımlara ve yetim çocuklarına yardım eli uzatmak, İslam uğruna sıkıntı çeken hanımları ödüllendirmek, İslam'a hizmeti geçen saygın ailelerle evlilik bağı kurarak onları onurlandırmak, evlatlığın boşadığı hanımla evlenme ve mehir gibi evliliğe ilişkin bir takım düzenlemeler hakkında insanlara yol göstermek, Yüce Allah'ın emrini uygulamak, düşman kabilelerle akrabalık bağı kurarak İslam'a karşı tavırlarını yumuşatmak, ve hanımlar vasıtasıyla Müslüman toplumdaki diğer hanımları eğitmek bu hikmetlerden bazılarıdır. Resul-i Ekrem, özellikle kadınlarla ilgili hususların öğretiminde kendi eşlerinden yararlanmıştır. Böylece Allah Resulü'nün bütün hanımları İslami bilginin öğretiminde ve yaygınlaşmasında büyük görev üstlenmişlerdir. Hz. Peygamber'in vefatından sonra da başta Hz. Ayşe olmak üzere bütün peygamber hanımları, Ahzab suresi 6. ayeti kerime de geçtiği üzere, müminlerin anneleri sıfatıyla hemen herkesin dini ve ailevi konularda kendilerine danıştığı, irşat ve tavsiyelerine kulak verdiği saygın otoriteler olarak Müslümanlara rehberlik etmişlerdir. Onlar bugün de Allah'a ve Resulüne iman etmiş hanımlar için en güzel örnektirler. Neslin korunması, geleceğimizin teminatı Sevgili Peygamberimiz hicretin 10. yılında veda hacı yapmış ve insanlığa dünya durdukça geçerliliğini koruyacak çok önemli mesajlar vermişti. Bu hacca şahit olan sahabilerden biri de Cabir bin Abdullah'tı. Uhud Harbi'nde babası Abdullah'ı Allah yolunda şehit veren Cabir. Ömrünün ilerleyen yıllarında bir gün Hazreti Hüseyin'in torunu olan Muhammed bin Ali, Cabir bin Abdullah'ın yanına geldi ve Allah Resulü'nün tek haccı olan veda haccını anlatmasını istedi. O esnada gözlerini kaybetmiş olan Cabir radiyallahu an, peygamber torununun bu isteğini kırmadı veda hacından aklında kalanları tek tek anlattıktan sonra sözü veda hutbesine getirdi. Onun anlattığına göre Arafat'ta öğle vakti güneş zevali aşınca yani en tepe noktasından batıya kaymaya başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırından çıktı. Devesine binerek on binlerce insana hitaben yaptığı o tarihi konuşmasına şu cümlelerle başladı. Ey insanlar! Bu zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu kurban bayramı gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir. Allah'ın son elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, kutsiyetine inandığı gün, ay ve beldeye işaretle söze başlamış ve daha sözlerinin başında o coşkulu kalabalığa çok önemli bir ilkeden bahsetmişti. Dokunulmazlık. Bundan böyle kimse başkasının canına, malına ve kişilik haklarına saldırmasın, herkes dokunulmazlıklara riayet etsin istiyordu. Kişilik haklarına özellikle dikkat çekmiş, insanın şeref ve haysiyetini zedeleyecek davranışlardan kaçınılması gerektiğine vurgu yapmıştı. Zira onun tanımıyla iyi Müslüman, Müslüman kardeşinin canına ve malına olduğu gibi kişilik haklarına da saygı gösteren ve onun şahsiyetini dokunulmaz gören kimseydi. Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Allah Resulü'nün veda hutbesi başta olmak üzere çeşitli hadislerinde Saygın bir değer olarak zikrettiği ırz kavramı, insanın kendisine ve sosyal çevresine yönelik övgü ve yergiye konu olan her türlü manevi şahsiyetini ifade etmektedir. Yani ırz denilince insanın manevi kişiliği, haysiyeti, iffeti, şerefi ve kişilik hakları anlaşılır. Bu durumda ırz insanı insan yapan ona toplum içinde şeref ve itibar kazandıran her türlü saldırı karşısında dokunulmazlığı bulunan kişilik değerleridir. Bir kimsenin böylesine özel değerlerinin çiğnenmesi doğrudan doğruya onun ırzına yönelik bir saldırı sayılmıştır. Nitekim Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu yüzüstü bırakmaz. Müslümanın ırzı Malı ve kanı saygındır, ona dokunulamaz. Takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci işte şuradadır, kalptedir. Müslümanın Müslüman kardeşini küçük görmesi, kötülük olarak ona yeter buyuran Hazreti Peygamber, müminin haysiyetinin rencide edilmesini büyük bir vebal ve sorumluluk olarak görmüştür. Müslüman'ın kişilik hakkının dokunulmazlığına vurgu yapan bir başka hadis, müminlerin birbirlerinden nefret etmemeleri, birbirlerine haset etmemeleri, birbirlerinin ayıplarını araştırmamaları gerektiğini de ifade eder. Bu hadis aynı zamanda müminin saygınlığına zarar verebilecek hususların neler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu saygınlık kişinin toplum içindeki itibarını da kapsar. Öyle ki işlediği bazı suçlar sonucunda toplumsal itibarının sarsılması birey için en büyük ceza olabilir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, varlıklı olduğu halde borcunu ödemeyen kimseye uygulanacak hukuki müeyyide yanında, esas cezanın toplum tarafından ona verilen şeref ve saygınlığını küçümseme, yok sayma cezası olduğunu belirtmiştir. Kişilik haklarına saldırı, ferdin saygınlığına tehdit ettiği gibi aynı zamanda toplumsal yapıya da zarar vermekte, kardeşlik hukukunu tahrip etmektedir. Bu bağlamda Hucurat suresi 10 ila 12. ayeti kerimede müminlerin birbirleriyle alay etmemelerini, nahoş lakaplarla birbirlerini çağırmamalarını, birbirlerinin kusurlarını araştırmamalarını isteyen yüce Allah insan şahsiyetini ve onurunu hedef alan davranışlardan kaçınıp, kardeşliğe yaraşır ilişkiler geliştirmeyi emretmektedir. Allah Resulü'nün bu hususa veda hutbesinde değinirken, insanın şeref ve haysiyetini Mekke, Zilhicce ayı ve Arefe günü gibi Müslüman toplumun mukaddesatıyla eşdeğer görmesi ise son derece anlamlıdır. Hatta Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah katında insan haysiyetinin Müslümanlar nezdinde en kutsal değer sayılan Beytullah'tan dahi üstün olduğuna kanaat getirmiştir. resul Ekrem'in, Ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ve kalbine iman işlememiş kimseler. Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, onların kusurlarını araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını kurcalayan kişi var ya, Allah da onun ayıbını kurcalar. Allah kimin ayıbını kurcalarsa, kişi bu ayıbı kapalı kapılar ardında bile işlemiş olsa, yaptığını açığa çıkarıp onu rezil eder buyurduğunu bize aktaran Abdullah bin Ömer, bir gün Kabe'ye yönelerek şöyle demiştir. Sen ne büyüksün, ne kadar saygıya layıksın. Ancak bir mümin Allah katında senden de saygındır. İnsan saygınlığına Hazreti Peygamber'in verdiği önemi kavrayan genç sahabi Abdullah, bunu çarpıcı bir biçimde işte böyle dile getirmiştir. Peygamberimizin özellikle izdihamın yoğun olduğu hac mevsiminde kişilik haklarının dokunulmazlığı ilkesini hatırlatması bir tesadüf olamaz. Öyle ki insana saygı, hac menasikinin şekli unsurlarından daha fazla duyarlılık gerektiren bir ilkedir. Nitekim yine veda haccı günlerinden birinde Tıpkı Cabir gibi bu sefer de Kufeli sahabi Üsame bin Şerik şöyle bir olaya tanıklık etmiştir. Farklı bölgelerden gelerek hacca niyetlenen bazı kimseler Hazreti Peygamber'e şunu yaparsak günah var mıdır, bunu yaparsak günah var mıdır gibi hac görevlerine ilişkin sorular sormuşlardır. Bütün bunları dinleyen merhamet peygamberi, Ey Allah'ın kulları, bakın Allah kullarının üzerinden sorumluluğu kaldırmıştır. Ancak kul ne zamanki kardeşinin ırzına, şeref ve şahsiyetine dokunacak bir iş yaparsa, işte asıl günah budur buyurmuştur. Allah Resulü Hac ibadeti sırasında meydana gelebilecek ufak tefek kusurların bir sakıncası bulunmadığını ve bağışlanabileceğini ifade etmiş. Fakat herhangi bir Müslümana dil uzatmanın, onu rencide etmenin ona eziyet etmenin daha büyük bir vebal olduğunu hatırlatmış, dolayısıyla bir insanın saygınlığını zedelemenin dinin özüyle çeliştiğini belirtmiştir. Esasen helal ve haram gibi yükümlülüklerin temelinde dinin ve insanlık değerlerinin korunması gibi yüce hedefler vardır. Medineli meşhur sahabi Numan bin Beşir'den nakledildiği üzere helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, şerefini ve namusunu korumuş olur." diyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aslında dinin korunmasıyla kişinin haysiyet ve itibarının korunmasını eşdeğer kabul etmiştir. Bir Müslümanın kalbini kırıp incitmek ona sözlü olarak hakaret etmek veya onunla alay etmek, şahsiyetine ve saygınlığına zarar veren bariz davranışlardır. Ancak kişinin şeref ve saygınlığının en derinden yaralandığı nokta iffet ve namusunun çiğnenmesidir. Gerçekte her türlü kişilik değerine saldırı anlamına gelen ırza tecavüz ifadesinin neredeyse sadece iffetle ve cinsel hayatla ilgili manevi kişilik değerlerine saldırıyla özdeşleşmesi bu yüzdendir. Müminlerin birbirlerine hakaret etmesini manevi şahsiyete bir saldırı telakki eden sevgili peygamberimizin kişinin en kutsal ve dokunulamaz değeri olan iffet ve namus konusunda duyarsız kalacağı düşünülemez. Nitekim iffet Allah Resulü'nün peygamberliğinin ilk yıllarından itibaren üzerine titrediği bir haslettir. Mesela Cafer bin Ebu Talip, Habeşistan'da Kral Necaşi'nin karşısına geçip Allah Resulü'nden bahsederken, onun ne kadar iffetli bir kişiliğe sahip olduğuna ve iffetli kadınlara iftira etmeyi yasakladığına vurgu yapmıştır. Yine aynı yıllarda Mekkeli müşriklerden Ebu Süfyan, Şam'da bulunduğu bir sırada, İslam peygamberinin emir ve yasaklarını soran Bizans kralı Heraklius'a onun Müslümanlara iffetli olmayı emrettiğini de zikretmiştir. Allah Resulü'nün daha peygamberliğinin ilk günlerinden itibaren duyarlılık gösterdiği iffet, insanın namusunu ve saygınlığını ifade eden, ırz mefhumunu tamamlayan vazgeçilmez bir erdemdir. Nefsin doymak bilmeyen istek ve arzularına karşı direnme, insanlık onurunu zedeleyerek çirkinliklerden uzak durma, Aru ve duruk kalabilme erdemi olan iffet, daha çok kişinin kendi itibarını korumayı esas alan bir hastettir. İffetli olmak demek, Allah'ın yasakladığı, aklı selim sahibi insanlarca ayıp ve çirkin görülen, toplumsal sağduyu tarafından da reddedilen tavırlardan kaçınmak demektir. Şu halde Bakara Suresi 273. ayeti kerimede ifade edildiği gibi Muhtaç oldukları halde iffetleri sebebiyle ihtiyaçlarını gizleyerek başkalarına el avuç açmayanların tavrı, iffetli bir tavır olabileceği gibi, varlıklı güzel bir kadının gayrimeşru birliktelik teklifini Allah'tan korkarım diyerek reddeden kimsenin tutumu da iffetli oluşun iyi bir örneğidir. Kadın ve erkeğin şeref ve haysiyetini koruması bakımından son derece önemli olan bu iffetli tavır Kişinin hem kendine karşı olan saygısını hem de aile ve toplum içindeki itibarını doğrudan etkilemektedir. Kur'an'ın namuslu ve iffetli kadınlara zina iftirasında bulunup yeterli delil sunamayanlara maddi müeyyide yanında sosyal itibarlarını derinden sarsacak bir ceza olarak ömür boyu şahitliklerinin reddedilmesi hükmünü getirmesi de iffet ve namusun dokunulmazlığına verdiği önemi gösterir. Aynı şekilde Peygamber Efendimizin de hiçbir şeyden habersiz iffetli mümin kadınlara zina iftirasında bulunmayı Allah'a şirk koşmak ve adam öldürmek gibi büyük ve helak edici günahlarla birlikte zikretmesi bu noktadaki hassasiyetini göstermektedir. Hem kadın hem de erkeğin iffet ve namusunu her türlü tehlikeye karşı koruyacak en etkili kalkan hiç kuşkusuz huzurlu bir ailedir. Nitekim Kur'an evlenme imkanı bulamayanların iffetlerini korumalarını isterken iffetli kalabilmede evlilik hayatının önemine işaret etmektedir. Allah Resulü de asabının gençlerine hitaben evlenme imkanı bulanınız evlensin çünkü evlenmek gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur buyururken aile hayatının bireyin öz saygısını ve toplumsal saygınlığını koruyan yönüne işaret etmiştir. Bir toplumun geleceğe güvenle bakabilmesi öncelikle evlenme çağına gelmiş genç kuşakların bir yuva kurarak meşru birlikteliklere özendirilmesine bağlıdır. Zira aile dünden bugüne insanoğlunun nesline devam ettirebilmesi ve medeni bir yaşantı sürdürebilmesi için meşru kılınmış en eski ve en köklü ocaktır. Ne var ki, günümüzde sıkça rastlanan evlilik dışı birliktelikler ve cinsel özgürlük adı altında yaygınlık kazanmaya başlayan kuralsız yaşamalar, hem bireyin hem ailenin hem de toplumun saygınlığını zedelemekte, evlilik kurumunun çöküşünü hızlandırırken, Onurlu nesillerin varlığını daha tehdit etmektedir. Durum böyle olunca neslin devamının en temel güvencesi olan ailenin korunması büyük önem arz etmektedir. Bu öneme binaen Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem nesebin karışmasına sebep olan ve çoğu fuhşu ve zinayı andıran cahiliye dönemi evliliklerini yasaklamış bir kadının sadece bir erkekte evlenebileceği esasını getirmiştir. İnsanlığın son peygamberi gelmeden önce, insan için zül telaki edilebilecek evlilik dışı ilişkiler oldukça yaygındı. Aslında zina ve fuhşun yaygınlık kazanmasının temelinde, insanların kendilerinin ve başkalarının saygınlığını yok saymaları yatıyordu. Dolayısıyla İsra suresi 32. ayeti kerimede çirkin bir eylem olarak ifade edilen zinanın yasaklanması, her şeyden önce hem birey olarak kadın ve erkeğin hem de ailenin saygınlığına zarar veren bir hastalığa karşı alınmış ilahi bir tedbirdir. Cinsel arzu ve istekleri zorlayan, iradenin gücünü zafiyete uğratan ve kötülüklere sevk eden yolların kapatılması da bu bağlamda alınan tedbirlerdendir. Resulüm, mümin erkeklere söyle, Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. İffetlerini de korusunlar. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Nur Suresi 30 ve 31. ayeti kerime. Ayrıca Nur Suresi 33. ayeti kerimede, Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için namuslu kalmak istedikleri halde cariyelerinizi fuhşa zorlamayın buyuran Yüce Allah, müminin kendisi ve ailesi yanında, hizmetinde ve mayiyetinde olanlarında iffet ve haysiyetinden sorumlu olduğunu belirtmektedir. İnsanın namus ve haysiyeti en az canı ve malı kadar değerlidir. Kişinin iffetine dil uzatılması, namusunun çiğnenmesi hayatta yaşayabileceği en sarsıcı darbelerden, en ağır saldırılardan biridir. İffet böyle bir saldırıya karşı insanı koruyabilecek en değerli erdemdir. Hem erkek hem de kadın açısından fuhuş ve zina kadar büyük bir iffetsizlik örneği yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kötü örneği sergileyenlerin ahiretteki durumlarının adeta canlı bir tasvirini sunmaktadır. Enes'in aktardığına göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Cebrail ile birlikte semaya yükselirken, bakıra dönüşmüş tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan insanlar görür ve Cebrail'e bunların kimi olduğunu sorar. Vahiy meleği şu cevabı verir. Bunlar insanların etlerini yiyen Arkalarından konuşan kovucular ve namuslarına göz dikenlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aileyi ve nesilleri tehdit eden zina ve hayasızlığa karşı asabını ısrarla uyarmıştır. Bir gün huzuruna genç bir sahabi gelmişti. Sıkıntılı bir hali vardı. Sonunda ey Allah'ın elçisi zina etmeme müsaade et diye dertlendi. Orada bulunanlar gencin bu isteği karşısında öfkelendiler. Bazıları onu azarlarken bazıları da müdahale etmek için üzerine yürüdüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların aksine engin şefkatiyle önce susup genci dinledi ve sen dedi. Annenle zina edilmesini ister misin? Genç, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi elbette istemem diye karşılık verdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sırasıyla kızını, halasını, teyzesini ve kız kardeşini de hatırlatarak hiç kimsenin kendisi ve yakınlarıyla zina edilmesine rıza göstermeyeceğini bu gence anlattı. Sonra eliyle ona dokunarak Allah'ım bu gencin günahlarını bağışla, kalbini temizle ve iffetini koru diye dua etti. Bu genç sahabi bu duadan sonra ne böyle bir istekte bulundu ne de böyle bir işe yöneldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iffetlerine ve ailelerinin onuruna zarar vermemeleri hususunda erkekler kadar kadınları da duyarlı olmaya çağırmıştır. Yine genç bir sahabi olan Abdullah bin Abbas'ın tanıklığına göre Mekke'nin fethi sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabına hutbe okuduğu bir esnada eliyle işaret ederek ön safta yer alan erkeklerden yerlerinde kalmalarını istemiş ve arka saflarda yer alan kadınların yanına kadar giderek onlara ''Ey peygamber, inanmış kadınlar Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, hiç yoktan yalan uydurup iftira atmamak, Gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirip onu kocasına isnat etmemek, meşru ve güzel işlerde karşı gelmemek üzere sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et. Mümtehine suresi 12. ayeti kerimeyi okumuştu. Sonrasında, Siz bana bu konuda söz verip biat ediyor musunuz diye sormuştu. İçlerinden biri çıkıp, Evet, ey Allah'ın elçisi söz veriyoruz diye karşılık vermiş ve neticede hanımların hepsi ona biat etmişlerdi. Kadınlarla yapılan bu sözleşmenin içeriğinde çocukları öldürmemek ve çocuğun nesebini belirleme konusunda yalan beyanda bulunmamak gibi soyun bozulmasına sebep olacak eylemlerin yer alması dikkat çekicidir. Her şeyden önce saygın bir neslin yetişmesi çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesine bağlıdır. Nesli korumak ve devam ettirmek ancak çocukları yaşatmak, bakımlarını üstlenmek, daha da önemlisi onlara nitelikli bir eğitim vermek de mümkün olacaktır. Zira kişinin toplum içindeki haysiyeti ailesinin ve çocuklarının saygınlığıyla tamamlanacaktır. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz geleceğin değerli ve saygın bireylerini yetiştirme hususunda son derece hassasiyet göstermiş, doğduğunda çocuğa verilen ismin bile onun toplumdaki itibarını etkileyebildiğine dikkat çekmiştir. Siz kıyamet gününde kendi isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyun. Öte yandan çocuklarınıza ikramda bulunun. Onlara güzel bir terbiye verin buyuran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babalara çocukları için saygın bir gelecek hazırlama yükümlülüğünü hatırlatmaktadır. Yine Allah Resulü'nün buyurduğu gibi bir ebeveynin çocuğuna bırakabileceği en iyi miras güzel bir terbiyedir. Çocuğun hayata hazırlanması, ihtiyaç duyduğu insani ve ahlaki erdemleri kazanması, dini ve sosyal yükümlülüklerini öğrenmesi ve ileride onları yaşaması ancak anne babanın bu yönde harcayacağı çabayla mümkündür. Tegabün Suresi 15. ayeti kerimede geçtiği üzere çocukların varlığı Kur'an'da ebeveyn için ilahi bir sınama vesilesi sayıldığından, onların terbiye ve eğitimlerine bir imtihan ciddiyetiyle bakmak ve onları yaşadığımız çağın zararlı ve tehlikeli alışkanlıklarına karşı korumak, neslin güvenliği açısından da önemli bir sorumluluktur. Günümüzde çocuklara ve gençliğe yönelik sigara, uyuşturucu, alkol, kumar ve internet bağımlılığı gibi tehditlere karşı toplumun her kademesinde etkin bir mücadelenin sürdürülmesi zorunludur. Önce aile, sonra da toplum, neslin maddi bakımdan korunması kadar manevi bakımdan da muhafazasına özen göstermelidir. Bu sebeple çocuklarımıza karşı ilgili ve sorumlu olmanın yanı sıra onları tanıyıp anlamak ve sağlıklı, tutarlı ilişkilerin yaşandığı bir çevre oluşturmak gerekmektedir. Çocuklarımıza bir birey olarak saygı duymak onların kendi saygınlıklarını kazanmalarına da önemli katkı sağlayacaktır. Eşler arası özel hayat, hürmet ve mahremiyet Amellerin niyetlere göre değer kazanacağını ifade eder Fahri Kainat Efendimiz. İnsan niyetinin karşılığını alır. Sadece yapıp ettikleri değil, onların arkasında yatan niyetler de Allah karşısında önemlidir. O kadar ki, keçinin kendisini ve eşini haramdan koruyarak helal yoldan tatmin olma amacıyla cinsel münasebette bulunması bile ecir ve sevap sebebi olur. Nitekim Peygamber Efendimiz, Birinizin eşiyle cinsel ilişkide bulunması bile sadakadır buyurduğunda ashab-ı kiram şaşırmış ve ey Allah'ın Resulü birimizin şehvetini tatmin etmesine de mi mükafat var diye sormuşlardır. Allah Resulü "Peki şehvetini haramla tatmin etmiş olsaydı bu sebeple ona günah var mıydı?" diye soruya soruyla karşılık vermiş. Onlar da "Evet" demişlerdir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem işte bunun gibi ihtiyacını helal yolla giderdiğinde de onun için bir mükafat vardır buyurmuştur. Demek ki eşler arasındaki özel hayat aynı zamanda bir sadaka yani sadakattir. Aslında bu ilişki eşlerin hem Allah'a hem de birbirlerine olan sadakatlerinin bariz bir göstergesidir. Zira yaratılışlarının gereği olan bu tabi ihtiyaçlarını sadece Allah'ın kendilerine helal kıldığı ölçüler içinde giderirler. Ve aralarında var olan ağır bir sözleşme niteliğindeki nikah bağı sebebiyle birbirlerine sadakat gösterirler. Helal çerçevede birbirlerini tatmin ve teskin ederler ve asla biri diğerini aldatmaz. Bu sebeple de rahmet elçisinin ifade ettiği gibi özel hayatlarını dahi ecir ve sevap vesilesine dönüştürebilirler. İnsanı en mükemmel surette yaratan Allah, onun maddi ve manevi her türlü ihtiyacını karşılayacak vasıtaları da var etmiştir. Bu ihtiyaçlardan biri de cinselliktir. İnsanlarda cinsellik tabii ve fıtri bir gereksinimdir. Çünkü insanoğlunun çoğalması ve neslini devam ettirmesi ancak böyle bir ihtiyaçla mümkündür. Fakat bu gereksinim belli kurallara bağlanarak helal yoldan karşılanmalıdır. Bu tabii ihtiyacın evlilik yoluyla giderilmesi sevap vesilesi sayılırken haram yollardan giderilmesi demek olan zina ise İslam'da büyük günahlardan sayılmış ve yasaklanmıştır. İsra Suresi 32. ayeti Kerime'de. İslam'da evlilik insan fıtratının bu tabii gereksinimini karşılayan meşru bir yol olarak görülmüş ve karı koca birbirlerini tamamlayan iki unsur olarak kabul edilmiştir. Nitekim yüce Allah'ın eşlerden söz ederken Bakara suresi 187. ayeti kerimede Onlar size örtüdürler. Siz de onlara örtüsünüz buyurması bunun açık bir ifadesidir. Allah Teala evliliği bir taraftan kendi varlığının bir göstergesi Diğer taraftan da eşler arası huzur ve saadetin kaynağı olarak sunmaktadır. Size kendi cinsinizden yanlarında huzur ve mutluluk bulabileceğiniz eşler yaratması ve aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi onun delillerinden biridir. Rum Suresi 21. ayeti kerime. Yüce yaratıcı birbirlerine karşı eşlere önceden tahmin edemeyecekleri kadar ilgi Sevgi, şefkat, istek ve arzu vermektedir. Kadın ve erkeğe verilen bu huzur ve sükunet arzusu onları birlikte bir yuva kurmaya sevk etmektedir. Eşler arası ilişki ve özel hayat asla hafife alınmaması gereken bir konudur. Düzgün yürüyen bir evlilik için eşlerin bedensel, ruhsal ve duygusal doyuma ulaşmaları açısından sağlıklı bir cinsel hayat son derece önemlidir. Bu sebepledir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşler arası cinsel ilişki hakkında erkek olsun kadın olsun kendisine sorulan çok özel soruları cevaplamaktan asla geri durmamıştır. O hanım sahabilerden gelen cinsellikle ilgili soruları da hanımları aracılığıyla yanıtlamıştır. Eşler arası cinsel ilişkinin de belli bir adabı vardır. Bu ilişki eşlerin birbirlerine yalnızca biyolojik ve fiziksel teması demek değildir. Her şeyden önce bu, nefsin teskin ve terbiye edilmesinin en etkili yöntemlerinden biridir. İşte Allah Resulü, Müslümanın ibadet hayatını da etkileyecek olan bu özel hayatta ilgili olarak bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Söz konusu özel hayatın adabı arasında, Eşlerin birbirine karşı güzel görünmesi, süslenmesi başta gelmektedir. Resul-i Ekrem imkan ve ortama göre eşlerin kıyafet seçiminde dikkatli davranmalarını ve dışarıda olduğu gibi ev içinde de bakımlı ve temiz olmalarını istemiştir. Bu bağlamda eşlerin güzel koku ve kına gibi kişisel bakım ürünleri kullanmalarını onaylamıştır ümmetinin pejmürde olmamasını, saç ve sakalına bakmasını, gözlerine sürme çekmesini, ağ sağlığı dahil her türlü beden ve elbise temizliğine dikkat etmesini istemiştir. Ayşe annemiz Allah Resulüne güzel koku sürdüğünü ve onun da hanımlarını bu şekilde ziyaret ettiğini anlatır. Bunun eşlerin özel hayatı açısından nedenle önemli olduğunun farkında olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ali ile evlendirdiğinde mehrin bir kısmıyla güzel koku almasını istemişti. Konunun hassasiyetini bilen ve hanımı için süslenmekten hoşlandığını, hanımının da kendisi için süslenmesini sevdiğini belirten İbni Abbas radiyallahu anh konuyla ilgili olarak, erkeklerin ve kadınların birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri olduğunu bildiren Bakara Suresi 228. ayeti okurdu. Ancak söz konusu süslenmenin eşlerin birbirlerine karşı sorumluluğu olduğunu düşünen Efendimiz, eşi dışında yabancı erkekler için süslenip dışarı çıkan kadını, kıyamet günü karanlıklar içinde ışıksız kalmış kimseye benzetmiştir. Eşlerin dikkat etmesi gereken önemli bir nezaket kuralı da, İlişki öncesinde kendi aralarında sohbet ederek duygusal olarak birlikteliğe hazırlanmalarıdır. Hatta kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için önceden uygun davranışlarla hazırlık yapın. Bakara suresi 223. ayetin son kısmını cinsel ilişki öncesinde gerekli hazırlığın yapılması şeklinde anlayanlar vardır. Nitekim Allah Resulü eşler arasındaki şakalaşmanın, mücamele ve latifeleşmenin karşılıklı muhabbeti ve ünsiyeti artırdığına işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz eşine yakınlık göstermeyi, onunla keyifli vakit geçirmeyi boşa harcanmış bir zaman olarak değerlendirmemiş, aksine kişinin atını eğitmesi, hanımıyla hoşça vakit geçirmesi ve yayıyla ok atması boş işlerden değildir buyurmuştur. Böylece cinsel birleşmeye hazır olan eşler, her önemli ve anlamlı işin başında yaptıkları gibi, ilişkiye başlamadan önce de besmele çeker ve dua ederek şeytanın şerrinden Allah'a sığınırlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse eşiyle cinsel ilişkiye girmek istediği zaman, Bismillah, Allah'ın adıyla, Allah'ım şeytanı bizden uzaklaştır, ve şeytanı bize vereceğin çocuktan da uzaklaştır der ve bu ilişkide onlara bir çocuk takdir edilirse şeytan o çocuğa zarar veremez buyurmuştur. Eşlerin özel hayatlarındaki cinsel ilişkinin şekli konusunda genel anlamda bir serbestlik söz konusudur. Yahudiler eşiyle değişik şekillerde cinsel ilişkiye girme sonucu doğacak çocuğun gözünün şaşı olacağını iddia ederlermiş. Bu sebeple hicretten sonra Yahudilere komşu olan Medineli hanımlarla eğlenen Mekkeliler arasında bu konuda problem çıkmış. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Bakara suresi 223. ayeti kerimeyi indirmiştir. Bu ayette Allah, Yahudilerin iddialarının yanlış olduğunu ortaya koyarak, kişinin hanımıyla normal yoldan olmak koşuluyla her konumda ilişkisinin caiz olduğunu bildirmiştir. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin eşine ters yoldan yaklaşmasını yani anal ilişkiyi şiddetle yasaklamış ve bunun laneti gerektiren bir davranış olduğunu belirtmiştir. Eşler arasındaki cinsel ilişki küçük çocuklarda dahil kimsenin göremeyeceği ve sesleri duyamayacağı bir mahremiyet içinde olmalıdır. Eşlerin birbirlerinin vücutlarını görmeleri tabii bir durumdur. Halk arasında yaygın olarak bilinen, cinsel ilişkide eşin edep yerine görmekle ilgili görüş ve rivayetler ya çok zayıf ya da uydurmadır. Cinsel temas esnasında eşlerin üstlerine bir şeyler örtmeleri tavsiye edilmiştir. Eşler arası özel hayatta gizlilik esastır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesi, kıyamet gününde Allah katında sorumluluğu en büyük olan emanetlerdendir buyurur ve hanımıyla cinsi münasebette bulunduktan sonra aralarında geçenleri anlatan erkeği, Allah katında insanların en kötülerinden biri olarak niteler eşin sırlarının ifşa edilmesi her şeyden evvel edebe aykırıdır, iffetsizliktir. Onu günahkar nefislere karşı tehlikeye atmaktır. Aynı durum kadın için de söz konusudur. Nitekim birçok konuda kadın sahabilerin sözcülüğünü yapan Esma binti Yezid isimli sahabi, Allah Resulü'nün cinsel hayatları açığa vuran konuşmaları yasakladığını ve şöyle buyurduğunu nakleder cinsel hayatlarını açığa vurarak konuşan kimseler, sanki insanlar kendilerini izlerken ilişkiye giren erkek ve dişi şeytan gibidir. Cinsel ilişkinin zamanı eşlerin arzu ve isteklerine bırakılmıştır. Cinsel ilişkide ideal olan eşlerin birlikte tatmin olmalarıdır. Bu açıdan kişi kendisi kadar eşini de dikkate almalı ve sırf kendisini düşünerek eşini ilişkiye zorlamamalıdır. Cinsel ilişki sadece bazı durumlarda ve hanımların özel hallerinde yasaklanmıştır. Söz gelimi oruçlu, ihramlı ve itikaftayken, hanımların hayız ve lohusalık hallerinde cinsel ilişkiye izin verilmemiştir, Bakara Suresi 222. ayeti de belirtildiği üzere. Hayızlı ya da lohusa olan hanımın cinsel ilişki dışında eşiyle fiziksel temasla bulunmasında bir sakınca yoktur. Bazı rivayetlerde hayızlı hanımla cinsi münasebette bulunmaktan ve kadına ters yoldan yaklaşmaktan çok ağır bir şekilde sakındırılmıştır. Temizlik ve sağlık açısından sakıncalı olan böyle bir ilişkinin men edildiği ve hoş karşılanmadığı kesindir. Peygamber Efendimiz özel halindeki hanımıyla cinsel ilişki yasağını ihlal edenin ceza olarak bir dinar, 4.25 gram altın veya yarım dinar sadaka vermesinin uygun olacağını söylemiştir. Özürlü olup kanaması kesilmeyen bir hanımla cinsi ilişkiye girilemeyeceği görüşünde olan alimler bulunmakla birlikte, özürlünün her türlü ibadetini yapabildiği gibi cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca görmeyenler de vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bebeğe zarar verir kaygısıyla emziren kadına cinsel münasebeti yasaklamak istemiş. Hatta ilk önce çocuk emziren kadına cinsel münasebeti çocukları gizlice öldürme olarak açıklamıştır. Ancak Rumların ve İranlıların çocuklarının bundan zarar görmediğini öğrenince kanaatini değiştirmiş ve böyle bir sınırlamadan vazgeçmiştir. Cinsi münasebette bulunduktan sonra eşler için en uygun olanı banyo yapmaları Yok eğer yıkalmayı geciktirecekler, bir şeyler yiyecekler ya da uyuyacaklarsa edep yerlerini yıkayıp abdest almalarıdır. Nitekim sevgili peygamberimiz cinsi münasebette bulunduktan sonra bazen gusledip öyle uyur, bazen de boy abdesti almaksızın edep yerlerini yıkayarak abdest alır ve öyle yatardı. Peygamberimiz karı kocanın tekrar cinsel ilişkiye girmek istediklerinde iki ilişki arasında namaz abdesti gibi abdest almalarını tavsiye etmiştir. Cinsi münasebette kocanın dışarı boşalmasına azil adı verilmektedir. Allah Resulü bu doğum kontrol yönteminin mutlaka gebeliğe engel olduğu şeklindeki Yahudi inancına karşı çıkmıştır. Zira Allah'ın bir çocuğu yaratmayı istemesi halinde kimse buna engel olamayacaktır. Genç sahabilerden Cabir bin Abdullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve Kur'an inmekteyken azil yaptıklarını belirtir. Azli yasaklayan herhangi bir ayet inmediği gibi haberi olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yasaklamamıştır. Nitekim azlin hükmünü soran birine peygamberimiz, bunu yapmanızda bir sakınca yoktur. Çünkü Allah Teala'nın var olmasını ezelde takdir ettiği her canlı muhakkak doğacaktır buyurmuştur. Her meniden çocuk olmadığı gibi Allah'ın yaratmak istediği bir çocuğun doğmasının da hiçbir şey engelleyemezdi. Ancak Efendimizin kadının izni olmadıkça azil yapılmasını yasaklamasına bakılırsa ihtiyaç duymaları halinde. Eşlerin böyle bir doğum kontrolü yöntemine birlikte karar vermeleri daha uygun olacaktır. Cinsellik kadar özel bir birlikteliği paylaşmak birbirine hürmet göstermeyi gerektirir. Kişinin kendisini böylesine mahrem bir konuda yalnız bırakmadığı için eşine minnettar olması lazımdır. Eşinin de insan olduğunu unutmamalı, kimi zaman eksiklikleri hoş görmelidir. Her türlü maddi hediyenin ötesinde ruhu ve bedeniyle yanı başında olan eşinin bu ikramına değer vermelidir. Zorlayıp inciterek, gücendirip utandırarak devam eden bir özel hayatın insanı mutlu ve verimli kılması mümkün değildir. İki insan arasındaki ilişkinin olabildiğince yakınlaştığı bu beraberlikte kul hakkının ne derece önemli olduğu hatırdan çıkartılmamalı, dolayısıyla Cinsel hayat sevgi üzerine kurulmalı, karşılıklı saygıya dayanmalıdır. Boşanma, Allah'a en sevimsiz gelen helal. Hazreti Ayşe validemiz cahiliye döneminde tıpkı nikahta olduğu gibi talak konusunda da kuralsız, adaletsiz, hakkaniyetsiz uygulamaların var olduğunu bize şöyle anlatıyor. Boşanmayla ilgili ayetler nazil olmadan önce bir kişi hanımını dilediği kadar boşuyordu. İddeti içinde hanımına döndüğü takdirde o kadın onun eşi sayılırdı. Yüz kere dahi boşasa durum değişmezdi. Nihayet günün birinde bir adam hanımına Allah'a yemin ederim seni öyle bir boşayacağım ki benden uzaklaşıp ayrılamayacağın gibi seni ölene kadar da karım olarak barındırmayacağım dedi kadın bu nasıl olacak diye sorunca adam da seni boşayacağım iddetin dolmak üzereyken tekrar sana döneceğim diye cevap verdi. Hazreti Ayşe anlatmaya devam ediyor. Bu durumda olan kadınlardan biri yanıma geldi. Bir şey diyemedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince durumu ona bildirdim. O da bir şey demeden sustu. Kısa bir müddet sonra Bakara suresinin 229. ayeti indi. Dönüş yapılabilecek boşama iki defa olabilir. Üçüncüsünde evlilik ya iyilikle devam eder veya güzel bir şekilde sona erdirilir. Hazreti Ayşe validemizin ifadesine göre bundan sonra geçmişte hanımını boşayanlar da dahil olmak üzere bütün Müslümanlar bu yeni hükmü uygulamaya başlamıştı. Böylece boşanma konusunda kadına yapılan haksızlıklardan biri daha son bulmuştu. İslam öncesi cahiliye dönemi, vahyin adalet ve merhamet mesajlarıyla tanışmayan bir toplumun bilhassa kadınlar konusunda haksızlıklarla dolu bir yol izlemesine çokça şahit oluyordu. Kadının insan olmakla taşıdığı öz değeri görmeyen ve dokunulmazlıklarına saygı duymayan bir zihniyet boşanma gibi hassas bir konuda da sağduyulu davranmıyordu. İşte böyle bir haksızlığı yaşayanlardan biri olan Hazreti Havle binti Salebi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kocasını şikayet edecek ve Yüce Allah'a iltica edecekti. Olay şöyle yaşanmıştı. Araplar arasında zıhar denen bir adet vardı. Bir adam hanımına sen bana anamın sırtı gibisin deyince kadın o erkeğe haram sayılır ve ebediyen kocası tarafından terk edilirdi. Tanınmış sahabi Übade bin Samit'in kardeşi olan Evs bin Samit de aynı zamanda amcasının kızı olan eşine kızıp bu sözü söylemişti. Eşi Havle, Hz. Peygamber'e gidip yaşlı ve geçimsiz kocasına vaktiyle nice hizmetler ettiğini, ona çocuklar verdiğini, bu ihtiyarlık zamanındaysa kocasının o sözü söyleyerek kendisini perişan duruma düşürdüğünü anlattı. O esnada Allah Resulüne vahiy geldi ve tartışan kadın anlamına gelen Mücadele Suresinin ilk dört ayeti nazil oldu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.'' İçinizden zıhar yapanların kadınları onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerine doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlardan zıharla ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin hanımlarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse hanımıyla ilişkiye girmeden önce ard arda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanız sebebiyledir. Bunlar Allah'ın hükümleridir, kafirler için acı bir azap vardır. Mücadele Suresi 1 ila 4. ayeti kerimeler. Bu ayetlerde Yüce Allah, o eski geleneğin yanlış bir zandan ibaret olduğunu, böyle sözlerle kadının kocasının anası olamayacağını bildiriyordu. Ayrıca böyle bir söz söyleyene de fakirlerin lehine olmak üzere bir ceza koyuyordu. İslam, bu tür boşanma tarzını kaldırıp kefaret ödeyinceye kadar geçici olarak kadını kocasına haram kılıyor bu şekilde dillerin gelişi güzel boşanma lafızlarına alıştırılmaması konusunda uyarılar yapıyor ve bu konuda yeni düzenlemeler getiriyordu. İslam aile yapısında arzu edilen hedef, evliliğin bir ömür boyu sürmesi, karı kocanın hayatın zor şartlarına beraber göğüs germeleri, sevinç ve üzüntülerinde birbirlerine destek olmaları, güzellikleri de acıları da paylaşmaları aile ortamını sıcak bir yuvaya dönüştürmeleridir. Boşanma çok hassas, sonuçları çok acı ve çoğunlukla geri dönüşü olmayan bir iştir. İki taraf için dayanılmaz bir hal alan evlilik hayatı dışında boşanmayı tasvip etmek oldukça zordur. Bundan olacak ki Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Yüce Allah'a en sevimsiz gelen meşru işlerden biri boşanmadır buyurarak boşanmanın ancak zorunlu durumlarda başvurulabilecek bir yöntem olduğunu belirtiyordu. Evlilik nasıl hayatın bir gerçeği ise boşanma da o denli gerçektir. Zira eşler arasında iyi geçimin yerini kin ve nefretin alması, karşılıklı güven sarsıcı davranışların meydana gelmesi mümkündür. Bunları gidermeye yönelik gösterilen bütün gayretlerin sonuçsuz kalması ve evliliğin çekilmez bir hal alması asla istenmeyen ve hoş karşılanmayan ama bir o kadar da acı bir gerçek olan boşanmaya götürür. Yüce dinimiz boşanmayı hoş karşılamamakla beraber hayatın bir gerçeği olarak görür. Evliliğin yürümediği, tıkandığı zamanlarda boşanma Nihai çıkış kapısıdır. Diğer dinlerin boşanma gerçeğine bakışı ise farklıdır. Hristiyan meslekleri arasında farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte, ortak kanaat, boşanmanın istisnai bir durum ve bir derecede yasak olmasıdır. Özellikle Katolikler, Hz. İsa'nın Allah'ın birleştirdiğini insan ayırmasın sözünü, zina dışında geçerli bir boşanma sebebinin olmadığı şeklinde yorumlarken, Ortodoks ve Protestanlarda daha esnek bir anlayış söz konusudur. Yahudi inancında ise belli şartlarda boşanmanın söz konusu olduğu bilinmektedir. Aile kurumunun gittikçe yıprandığı günümüzde boşanmaların giderek arttığı bir vakıadır. Boşanmaya sebep olan hususlar arasında şunları zikretmek mümkündür. Ekonomik sorunlar, geçimsizlik, ihmal, aldatmalar, ihanetler, kısırlık, kişilik ve mizaç uyumsuzlukları, kültürel birikimlerdeki ve din, mezhep, inanç ve ideoloji gibi değer yargılarındaki ciddi farklılıklar, ailelerin aşırı müdahalesi, taraflardan biri ya da her ikisinin ailelerine aşırı bağımlı ve zayıf kişilikte olmaları, cinsel sorunlar, erken yaşta ve zorla evlilikler, bunama, depresyon, şizofreni, takıntılar, saplantılar, kıskançlık paranoyası gibi psikiyatrik sorunlar, uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılığı ve eşler arasındaki yaş farkının çok fazla olması. Konuyla ilgili pay sahibi olan her kesim kendi üzerine düşen sorumlulukları hatırlamalı ve gereğini yerine getirmelidir. Bu tablo açıkça gösteriyor ki, aile bağlarındaki çözülme ve değerlerin korunmasında yaşanan aşınma, evliliklerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Bizim toplumumuzda da görülen boşanma sebeplerinden biri üçüncü kişi problemi yani eşlerin yakın aile çevrelerinin evliliğe müdahale etmek istemeleridir. Bu durum evliliğin dengesini bozmakta ve çiftin birbirine duyduğu saygıyı sekteye uğratmaktadır. Peygamber Efendimiz, kadını kocasına karşı kışkırtan bizden değildir buyurarak, karı kocanın arasını bozmanın, onların huzurunu kaçıracak söz ve eylemlerde bulunmanın Müslümana yakışmayacağını belirtmektedir. İlke olarak boşama yetkisi erkeğe verilmekle beraber kadına da boşama yetkisi verilebilmektedir. Boşama yetkisinin kocaya verildiği açık bir şekilde Kur'an'da ifade edilmemekle birlikte Ayetlerde kocanın boşamasından söz edilerek talakın ona isnat edildiği görülür. Hadislerde ise boşama yetkisinin nikahı elinde bulundurana verildiği anlaşılmaktadır. Belki de bu yetkinin en açık ifadesi şu rivayette yer alır. Peygamber Efendimiz'e bir köle gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Efendim beni cariyesiyle evlendirdi, şimdi ise bizi birbirimizden ayırmak istiyor der. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkarak şöyle buyurur. Ey insanlar! Size ne oluyor ki biriniz kölesini carisiyle evlendiriyor, sonra aralarını ayırmak istiyor. Talak ancak nikahı elinde bulundurana, kocaya aittir. Boşama yetkisinin esas olarak erkeğe verilmesi bu konudaki Kur'an hükmüyle bağdaşan bir durumdur. Ayrıca erkeğin rızasıyla veya nikahta bir ön şart olarak boşama yetkisinin hanıma verilebileceği göz ardı edilmemelidir. Nitekim bir gün Hz. Ebu Bekir'in torunu Muhammed, gözü yaşlı bir şekilde Allah Resulü'nün vahiy katibi Zeyd bin Sabit'in yanına gelir. Zeyd bu zata, ne oldu, bu halin nedir diye sorar. O da, boşama yetkisini hanımıma verdim o da benden ayrıldı deyince Zeyd ona seni böyle davranmaya zorlayan neydi diye sorar. Adam kader cevabını verir. Ardından Zeyd istersen hanımına dön. Zira o yalnız bir talak ric'i ile boş olmuştu. Senin ona dönme hakkın var şeklinde tavsiyede bulunur. Bütün bunlardan anlaşıldığına göre kadının boşama yetkisine sahip olabilmesi mümkündür. Kadının nikah esnasında boşama yetkisini istemesi meşru olduğu gibi daha sonra bunu elde etmesine de herhangi bir engel yoktur. Diğer taraftan nikah esnasında veya sonrasında kendisine boşanma yetkisi verilmeyen kadın boşanmak isterse üzerinde anlaştıkları bir bedeli kocasına ödemesi yani muhalia karşılığında evlilik akdine son verebilir. Bu yola başvurmanın meşru sebebi nüshuuz kavramıyla belirtilen eşler arasındaki aşırı geçimsizlik ve gayri ahlaki tavırlardır. Evliliğin devamının mümkün olmadığı durumlarda taraflara uzlaşarak ayrılma imkanı veren bu uygulama Kur'an'da şöyle anlatılmıştır: Kadınlara verdiklerinizden boşanma esnasında bir şey almanız size helal değildir. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarını, evlilik haklarını yerine getirememekten korkarlarsa durum farklıdır. Ey müminler! Siz de karıyla kocanın Allah'ın sınırlarını hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının erkeğe fidye vermesinde, mehir hakkından vazgeçmesinde her iki taraf içinde sakınca yoktur. Bakara Suresi 229. Ayet-i Kerime bu tür boşanma örnekleri Hazreti Peygamber devrinde de görülür. Mesela Cemile veya Habibe binti Sehl isimli Medineli bir hanım hakkında Allah Resulü'nün ne iyi bir adamdır buyurduğu sabit bin Kays da evliyken şiddetli derecede geçimsizlik yaşar. Eşini Hazreti Peygamber'e şikayet eder ve bundan böyle evliliklerini sürdürmelerinin mümkün olmadığını söyler. Habibe ya Resulallah ben onun dinini veya ahlakını kötüleyerek ondan intikam almaya çalışmıyorum. Bilakis evli kaldığım takdirde onunla geçimsizlik yaşayarak nankörlük etmekten korkuyorum sözleriyle ayrılma talebinin meşru bir mazerete dayandığını da belirtir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabiti çağırıp mehrinin bir kısmını alarak onu boşa buyurur. Bunun üzerine sabit, bu uygun olur mu ey Allah'ın Resulü diye sorunca Resul-i Ekrem evet cevabını verir. Sabit, ben ona mehir olarak iki bahçe vermiştim. Ve şu anda bunlar onun elinde bulunuyor deyince Peygamberimiz onları al ve eşini boşa buyurur. O da öyle yapar. Ancak bedel üzere anlaşarak boşanmanın yani muhalihanın gerek kadın gerekse erkek tarafından menfaat aracı olarak kullanılması dinimizce meşru görülmemiştir. Verdiğiniz bir şeyi geri almak için onlara, kadınlara baskı kurmayın. Nisa suresi 19. ayeti kerime gereği, erkeğin kendi boşadığı takdirde ödemek zorunda olduğu mehirden kurtulabilmesi için kadını muhaleaya zorlaması helal değildir. Aynı şekilde kadının meşru ve somut bir sebep yokken boşanmaya kalkışması da peygamberimiz tarafından tasvip edilmemiştir. Nitekim o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kadın geçerli bir sebebi olmaksızın kocasından boşanma talep ederse cennetin kokusu ona haram olur. Boşanmanın Kur'an ve sünnete uygun olarak gerçekleşmesi önem arz etmekte olup bu konudaki emir ve tavsiyeler Kur'an'da ve hadis kitaplarında yer almaktadır. Boşama Allah ve Resulü'nün bildirdiği zamanlamaya göre gerçekleşmelidir. Ey peygamber, kadınları boşayacağınızda onlar için belirlenmiş iddeti gözetecek şekilde boşayın. Talak suresi 1. ayeti kerimede kadınların temizlik halinde ve kendileriyle cinsel ilişkiye girilmeksizin boşanmaları istenmektedir temizlik döneminde ilişkiye girdikten sonra boşamak, kadının hamile kalması ve sonrasında pişmanlık duyulması ihtimalini gündeme getirdiği için yasaklanmıştır. Ayrıca ilişkinin mümkün olduğu temizlik döneminde eşler, aralarındaki yakınlık ve duygusal etkileşimi daha sağlıklı bir şekilde gözden geçirebileceklerdir. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah hanımını hayızlıyken boşamıştı. Bunun üzerine babası Ömer bin El-Hattab bu durumu peygamberimize sormuş ve peygamberimiz de şöyle cevap vermişti. Ona söyle hanımına dönsün. Sonra hayzından temizlenip tekrar bir hayız daha görüp sonra tekrar temizleninceye kadar nikahı altında tutsun. Bundan sonra isterse tutar, isterse cinsel ilişkiye girmeden önce boşar. İşte Yüce Allah'ın kadınların içinde boşanmasını emrettiği iddet dönemi budur. Diğer bir rivayette, kadın temizlendiği vakit ya onunla cinsel ilişkiye girmeden boşasın yahut nikahında tutsun ifadesi geçmektedir. Abdullah bin Mesud ise sünnete uygun boşanmayı şöyle ifade ediyor. Sünnete uygun talak, kişinin hanımını temizken ve cinsel ilişkide bulunmaksızın bir talakla boşamasıdır. Kadın tekrar hayız olup temizlenince ikinci talakı verir. Tekrar hayız görüp temizlenince de tekrar üçüncü talakı verir. Sonra da kadın iddet süresini bekler. Böylece boşanma uzun bir zamana yayılarak eşlerin tekrar tekrar düşünmeleri sağlanır. Karı koca daha sağlıklı düşünme imkanı bulacak, hatalarını görebilecek ve kendilerini sorgulama fırsatını yakalayabileceklerdir. Dönüş yapılabilecek boşama iki defadır. Sonrası ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle bırakmaktır. Bakara suresi 29. ayeti kerime gereği boşama bir defada değil aşama aşama gerçekleşmelidir. Allah Resulü önüne getirilen ihtilaflı boşamalarda bu esasa göre hüküm vermiştir. Ashabdan Rükane bin Avdi Yezid bir gün hanımını bir seferde üç talakla boşamış, fakat bu yaptığına çok üzülmüştü. Ardından bu durumu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirmiş ve vallahi bir talaktan fazlasına niyet etmedim demişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir talaktan fazlasına niyet etmediğine dair Allah'a yemin ediyorsun öyle mi diye sormuştu. Rükayne de "Evet, vallahi bir talaktan fazlasına niyet etmedim" diye yeminini tekrarlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rükân'i hanımını geri göndermişti. Daha sonra Rükani hanımını Hazreti Ömer zamanında ikinci defa, Hazreti Osman zamanında üçüncü defa boşadı. Resulullah Rükâninin yaptığı gibi bir seferde üç talakla boşamayı uygun görmemiştir. Nitekim bir erkeğin hanımını üç talakla bir seferde boşadığı haber verilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkeyle ayağa kalkmış ve ''Ben aranızdayken Allah'ın kitabıyla mı oynuyorsunuz?'' buyurmuştur. Hazreti Peygamber'den sonra bir seferde üç talakla boşayıp bunu tek talak yerine saymak yaygınlaşınca Hazreti Ömer bu hakkın kötüye kullanıldığı gerekçesiyle tedbir almıştır. Peygamberimizin amcasının oğlu Abdullah bin Abbas, Konuyla ilgili değişikliği şöyle anlatmaktadır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Ebubekir devrinde ve Ömer'in halifeliğinin ilk yıllarında bir adam hanımıyla cinsel münasebette bulunmadan bir defada üç talakla boşarsa bu talakı bir talak sayarlardı. Fakat Ömer halk arasında bu uygulamanın çoğaldığını ve uzun bir zaman sürecinde yapılması gerekeni aceleye getirdiklerini görünce, onların aleyhine olarak bu şekilde verilen üç talakın üçünü de geçerli kıldı. Öte yandan boşamanın geçerli sayılabilmesi için, boşayan kişinin o esnada akli melekelerinin tam, iradesinin hür olması gerekmektedir. Hadislerde akli dengesi yerinde olmayanın öfkesi sebebiyle dengesini kaybeden kimselerin talakının geçersiz olduğu zikredilir. İbni Abbas'ın görüşüne göre ise zor kullanılarak boşayan kişiyle sarhoşun talakı da geçerli değildir. Allah Teala boşanmış kadının bir başkasıyla evlenmeden önce kocasıyla irtibatının tamamen kesilmesi amacıyla beklemesi gereken belli bir zaman, iddet belirlemiştir. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 ay hali, hayız veya temizlik müddeti beklerler. Bakara suresi 228. ayeti kerime gelince, adet gören hanımın iddeti kendi hayız dönemine göre hesaplanır. Adetinden kesilmiş ve hamile kadının iddeti hakkında da kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz Onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer buyurulmuştur. Talak suresi 4. ayeti kerimede. Nitekim Sübey'a binti Harise isimli hanım eşinin vefatından yaklaşık 20 gün sonra doğum yaptı. Sonra lohusalık halinden çıkınca eğlenme tekliflerini almaya hazırlandı. Onun bu durumu kınandı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de anlatıldı. Bunun üzerine Allah Resulü eğer isterse evlenebilir. Çünkü iddet süresi bitmiştir buyurdu. İddetin hikmeti ilk planda kadının önceki eşinden hamile olup olmadığının anlaşılması içindir. Fakat bundan ibaret değildir. Hayızdan kesilmiş olanlar için de iddet süresi belirlenmesi bunun sadece hamileliğin tespitine yönelik olmadığının bir göstergesidir. İddet, boşanan eşlere yeniden bir araya gelmeleri için düşünme fırsatıdır. Bu yüzden iddet bekleyen kadına ehlilik teklifi yapılması da yasaklanmıştır. Kadınların iddet süresince evlerinden dışarı atılmamaları gerekir. Allah bu konuda şu hükmü belirler apaçık bir hayasızlık yapmaları hali dışında onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Talak Suresi 1. ayeti Kerime Kocalarının evlerinde oturmaları ve onlardan nafaka almaları iddet bekleyen kadınların haklarındandır. Birinci boşamadan sonra kadının boşandığı eşinin evinde oturması, aralarındaki bağ tamamen kopmadan evlilik birliğine geri dönmeleri için imkan tanıması yönüyle kadının sorumluluğu olarak da görülür. İddet süresince kadını ihtiyaçlarından mahrum ederek köşeye sıkıştırmayı yasaklayan ayetler onun için nafaka hakkını da öngörür. Özellikle iddet bekleyen hamile kadınlar hakkında Talak suresi 6. ayeti kerimede eğer hamileyseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin hükmü yer alır. Konuyla ilgili ayeti kerimelerde sıkça tekrar edilen güzellikle çözüme kavuşturma emri gereğince eşler aralarındaki bağın kopma noktasına geldiği aşamada bile diyalog kapılarını kapatmamalıdır. Nafaka gibi ihtilaflı konularda istişare yoluyla ve birbirlerinin hakkını kısıtlamadan çözüm yoluna ulaşmalıdırlar. Boşanma sonuçları itibariyle çok ciddi bir iş olduğu için bu kararın birçok aşamada düşünülerek verilmesi gerekir. Karı koca mükemmeliyetçi beklentiler içine girmek yerine birbirlerinin güzel yönlerini görerek hayatlarını devam ettirmeye çalışmalıdır. Yüce Mevla bazen insanın hoşlanmadığı bir huyun kendisi için bir hayır vesilesi olabileceğini şöyle vurgulamıştır. Hanımlarınızda güzel bir şekilde geçinin. Kendilerinden hoşlanmadıysanız bilin ki sizin hoşlanmadığınız bir şey de Allah birçok hayır takdir etmiş olabilir. Nisa suresi 19. ayeti kerime. Peygamber Efendimiz de mümin mümin hanımına karşı kötü duygular beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da diğer huylarından hoşlanabilir buyurarak eşlerin mümkün olduğu kadarıyla geçinmelerini, birbirlerinin iyi yönlerini görmeye gayret etmelerini tavsiye etmiştir. Eşler arasında yaşanan sorunlar karşısında boşanma durumu en son çare olarak düşünülmelidir. Eşler problemlerini uygun bir üslupla tartışarak serin kanlı bir şekilde değerlendirmeli, görüş birliğine varamadıkları konularda en azından uzlaşma cihetine gitmelidirler. Allah Teala müminlere bu yönde tavsiyede bulunmaktadır. Bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Nisa suresi 128. ayeti kerime Boşanmalar sadece boşanan eşleri değil, öncelikle istikbalimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı olumsuz etkiler ve onları hiç de hak etmedikleri bir ortama mahkum eder. Boşanma, çocuğun gelişiminde en önemli faktör olan aileye son vermesi sebebiyle özellikle çocuklar üzerinde hayat boyu etkilerini sürdüren bir olaydır. Anne babadan kopuk bir hayata mahkum olan çocuklar derinden yaralanmakta ve etkilenmektedir. Boşanmanın en ağır yükünü onlar çekmektedirler. Şüphesiz bir çocuk fiziksel ve psikolojik gelişimini en güzel şekilde ailesinin içinde tamamlar. O hem annenin hem de babanın ilgisine, sevgisine, şefkatine muhtaçtır. Parçalanmış aile çocuklarında genellikle uyum ve davranış sorunları ortaya çıkabilmekte bazen eğitimleri yarım kalmakta, kimi zaman sokağa ve suç ortamına itilmekte ve kötü alışkanlıklara yönelme gibi durumlar yaşanabilmektedir. Neticede fert ve toplum problemli bireylerle karşı karşıya kalabilmektedir. Eşler boşanmanın dinimizde hoş karşılanmadığı bilinciyle evliliklerini karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde sevgi ve saygı temeline dayalı olarak devam ettirme gayretinde olmalıdırlar. Öncelikle kendilerine ve çocuklarına, sonra da çevrelerine mutlu bir aile yuvası örneği sunmalıdırlar. Boşanma hem hukuki, hem psikolojik, hem de sosyal bir süreçtir. Kuşkusuz boşanma, psikososyal ve ekonomik boyutlarıyla eşlerin ve çocukların yaşamlarını kökten değiştirecektir bu sebeple bu süreçte eşlerin ve çocukların hayatlarının nasıl ve ne kadar olumsuz etkileneceği eşlerin bu aşamada yapacakları işbirliğine ve yapıcı yaklaşımlara bağlıdır. Eşlerin kendi aralarında çözemediği anlaşmazlıklar evlilik birliğini sarsacak duruma geldiği zaman hakem yöntemine başvurmak faydalı olacaktır. Eşler arasında meydana gelecek şiddetli geçimsizlik ve kötü muamele durumunda nasıl davranılması gerektiği konusunda Allah şöyle yol gösteriyor. Eğer karıyla kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, o vakit kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse Allah da onları uzlaştırır. Nisa suresi 35. ayeti kerime. Ayette geçen hakemleri kimin tayin edeceği ihtilaflı olmakla birlikte burada önemli olan iyi niyetle çözüm arayışında bulunulmasıdır. Böyle bir yola başvurulmasının amacı eşler arasındaki geçimsizliklerin boşanmaya vardırılmadan çözülmesidir. Kadın ve erkek tarafından seçilecek iki hakem araya girerek çözüm yolu bulmaya çalışır. Hakemler aile büyüklerinden olabildiği gibi tarafları iyi tanıyan dostlardan da seçilebilir. Barıştırma yolunu denerler ve iki tarafa da nasihat ederler. Eşler çözüm taraftarıysalar, hakemlerin katkısı ve Allah'ın yardımıyla sıkıntılar bir şekilde çözülebilir. Böylece eşlerin konuşup anlaşarak çözemedikleri konuları hakemler belli bir uzlaşma noktasına getirebilirler. Eşler arasındaki anlaşmazlıklar çözümsüzlük noktasına vardığı takdirde başvurulacak çıkış yolu boşanmaktır. Zira yaşanan zoraki evlilikler, zaman zaman gayrimeşru ilişkiler, cinayetler ve benzeri çok daha kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Kadınlarınızı ya güzellikle tutunuz ya da onlardan uygun biçimde ayrılınız. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa o kendisine bir çıkış yolu gösterir. Talak suresi 2. ayeti kerime gereği, bir arada yaşama imkanı kalmayan iki insan birbirini yıpratmadan yollarını ayırmalıdır. Zira aralarındaki nikah bağı ağır bir sözdür ve sona erdiğinde dahi taraflara sorumluluklar yüklemektedir. Yüklerle mehir vermiş olsanız dahi hiçbir şeyi geri almayın siz onu iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi geri alacaksınız? Birbirinizin mahremi olduktan ve eşleriniz sizden apaçık sapa sağlam bir taahhüt aldıktan sonra onu geri mi alacaksınız? Nisa suresi 20 ve 21. ayeti kerime. Bu ayet ayeti kerime boşanma aşamasına gelen eşlerin birbirlerine karşı olumsuz duygular besleseler dahi ahlaki ve mali yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacaklarını açıkça bildirmektedir. Ayrılma eşiğine gelen eşler yeni hayatlarında karşılaşacakları maddi sıkıntıları düşünerek karşı tarafa haksızlık etmemelidir. Yüce kitabımızda buyurulduğu üzere. Karı koca ayrılırlarsa Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir ve onları hiç ummadıkları yerden rızıklandırır. Nisa suresi 130. ayeti kerime ve Talak suresi 3. ayeti kerime. Boşanma sonrası ortaya çıkan mehir, nafaka, çocukların bakımı gibi mali yükümlülükler bir arada değerlendirildiğinde, boşanmanın hukuki ve sosyal boyutlarının nedenle önemli olduğu görülecektir. Bu bakımdan Allah Teala'nın boşanan eşlere bir öğüdü de boşanma esnasında şahit tutulmasıdır. Boşanırken içinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dost doğru yapın. Talak Suresi 2. ayeti Kerime Böylelikle sonradan ortaya çıkabilecek ihtilaflar baştan önlenebilecektir. Boşanmayla yollarını ayıran çiftler artık eş değilse de din kardeşidir ve aralarındaki hukuk devam etmektedir. Bakara Suresi 237. ayeti kerime de geçen, birbirinize karşı erdemli davranmayı da unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İlahi buyruğu gereğince, gerek boşanırken gerekse sonrasında birbirlerini ve çocuklarını mağdur etmemeye, boşanmayı düşmanlık vesilesi kılmamaya özen göstermeleri zaruridir.'' eşlerin boşandıktan sonra birbirlerinin özel hayatına karışmaya hukuki ve ahlaki bakımdan hakkı olmadığı gibi dini açıdan da böyle bir yetki söz konusu olamaz. Bilhassa erkeğin eski eşi üzerinde hala söz sahibi olduğuna inanması cahiliye döneminden kalan ilkel bir zihniyeti temsil etmektedir. Zor kullanarak ve taşkınlık yaparak eski eşinin bir başkasıyla evlenmesine engel olmaya çalışan kimse Allah Teala'nın ikazıyla karşı karşıya kalacaktır. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde başka eşlerle yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilmektedir. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara Suresi 232. ayeti kerime. Boşanma aşamaları boyunca gereken hassasiyetler gösterilmiş, hukuka ve ahlaka uygun hareket edilmişse her iki tarafta en az zararla evliliği sonlandırmış olur. Böyle bir durumda hem bireysel hem de toplumsal anlamda boşanmanın sarsıntılarını atlatmak ve hayatı dengede tutmak daha mümkün olacaktır. Evliliklerini sürdüremeyen ve yollarını ayırmak zorunda kalan eşler için Cenabı Hakk'ın tesellisi ise dikkat çekicidir. Eğer eşler birbirinden ayrılırsa Allah bol nimetinden her birini zenginleştirir, diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın lütfu geniş, hikmeti büyüktür. Nisa suresi 130. ayeti kerime.